Öncelikle Erdal Akalın'da bugün dost yayınları bağlamında konuşacağız. Erdal Bey, öncelikle teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Sözlü tarih formatları içerisinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Pandemi sebebiyle online görüşüyoruz sizinle. Siz Ankara'dasınız, biz İstanbul'dayız. Umarım verimli geçer görüşmemiz. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz Ben de için. size teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi öncelikle biraz çocukluğunuzdan bahsedebilir misiniz bize? Nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Ben Ankara'da doğdum. Hayatımın küçük bir bölümü hariç hep Ankara'da yaşadım. Babam bir astsubay idi, havacı astsubay. Onun görevi icabı 5 yılım çocukluğumun Diyarbakır'da geçti. İlkokulu orada bitirdim. Sonra tekrar Ankara'ya döndük. O günden bugüne Ankara'da yaşamaktayım. Yaklaşık 1977 yılında küçük bir kitabevi olarak açıldık. 35 metrekarelik. Sonra Ankara'da Konur Sokak'ta Mimarlar Odası'nın altındaki yeri tuttuk. O dönem için, bu 1983 yılıydı. O dönem için büyük kitapçı örneği olarak tek idi. Ve bir süre sonra 84-85 gibi yayın hayatına başladık. Fakat amatör düzeyde, o günün koşulları içinde. İşte 1980 darbesi sonrası Türkiye'de yayıncılık öncelikle olmak üzere bütün sektör geniş anlamıyla aşağı yukarı durmuştu. Zor günlerdi her açıdan. Önce Yasko diye bir kooperatif kuruldu İstanbul'da. Yazarlar, özellikle edebiyat üzerinde çalışan yazarların birleşip kurdukları bir şey. Türkiye'deki ilk deney 12 Eylül sonrası oydu. Arkadan başka yayın evleri ama hep edebiyat ağırlıklı başladı. Zaten Kaç yılında kurulmuştu Yasko? Yasko darbenin sonrasında muhtemelen 1981 diyebilirim. 81-82 diyelim, tam net şimdi hatırlayamadım. Geniş bir kadrosu vardı. Bütün yazarlar bazı kitaplarını kooperatife veriyorlardı. Türkiye'de zaten edebiyat yayıncılığı çok başarılıdır. Yani daha öncesinde de 1940'larda başlayan bir süreç sonunda özellikle çeviri edebiyatta iyidir, yerli edebiyatta iyidir. Halen öyle. Yani okur açısından da, üretim açısından da edebiyat alanı çok aktiftir. Özellikle çeviri edebiyatta da bir gün bir Fransız gazeteci gelmişti kitabevine. Bir İtalyan yazarın kitabı Fransızca'da henüz yayınlanmış ama bizde Türkçe çevirisini görünce çok şaşırmıştı. Yani çok çabuk yayınlamışsınız gibi. Sonra yavaş yavaş yayın hayatı canlanmaya başladı. Akademik yayıncılık başladı. Biz edebiyat değil de, edebiyat çünkü bir sorumluluk istiyor. Ona bir editoryal yapı istiyor. Daha çok biliyorsunuz 12 Eylül sonrası ciddi bir üniversite tasfiyesi yaşandı. Birçok öğretim üyesi üniversiteden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bir kısmı yurt dışından da davetler aldılar, gittiler başka üniversitelere. Bir kısmı Türkiye'de kaldı. Ama sosyal bilimler alanında inanılmaz bir boşluk vardı. Biz de o alanda kitap yayınlamaya başladık. Sonra ticari nedenlerden dolayı bir ara durakladık. Fakat yaklaşık 20 yıl kadar önce tekrar yoğun başladık ve bugüne kadar geldik. Şimdi de işte pandemiyle uğraşıyoruz. Koşullar gene zor. Türkiye çok enteresan bir ülke. Hiçbir zaman böyle stabil gitmedi. Ben 70-71 yaşındayım şu anda. Hiçbir dönemini şöyle uzunca 3-5 sene gibi bir süre stabil gittiğini Türkiye'nin görmedim. Siyasal, sosyal olaylar, başka darbeler, ekonomik krizler. Şimdi de o zamanlardan birindeyiz.
Evet, siz zaten uzun bir süre gördünüz. Türkiye'nin dediğiniz gibi en çalkantılı dönemlerine de şahit oldunuz hem bir yayıncı olarak. Bugün konuşacağımız şeylerin de kısa bir özetini geçtiniz aslında. Ben tekrardan biraz geriye dönmek istiyorum. Siz Ankara'da doğduğunuzu söylemiştiniz. Tam olarak kaç yılında doğdunuz Ha, Erdal Bey? 1949. 49'da doğdunuz. Yine çok kritik bir evre aslında. Peki nasıl bir aileniz vardı? Mesela neler okuyordunuz ilk öğretimde, ortaokulda? 1960 darbesi henüz olmamıştı ben ilkokula giderken. Aldıkları ücretler çok düşüktü. Kötü koşullarda yaşıyorduk. Yani olabildiğince olmak kaydıyla. Hatta Diyarbakır'da ilk 4 sene Bağlar Mahallesi'nde, şimdi ilçe olmuş, toprak damlı bir evde oturmuştuk. Çok hoş bir yağmur yağdı bir akşam. Ev sallanmaya başladı. Şaşırdık biz ve korktuk. Sadece evde ciddi olarak bir aga radyomuz vardı. O radyoyu battaniyelere sarıp bahçeye çıktık, kapının önüne çıktık. Deprem oluyor zannediyoruz. Bir baktık ki ev sahibi yukarıda loğlama yapıyor. Bu silindir şeklinde bir taşı şey yaparak toprak olduğu için su akıtmasın diye onu presliyor. Güzel. O da evin sallanmasına yol açıyormuş meğer. Çocuk ilkokul hayatım öyle geçti. Hatta 1. sene elektrik bile yoktu. Gaz lambasında çalışılıyordu. O bölgede yoktu. Sonra Ankara'ya geldik. Bu arada ilkokulda bir okuma yarışması, hızlı okuma yarışmaları yapılır. Onlardan birisinde birinci oldum. İlk kez öğretmenim bana 3 tane çocuk kitabı hediye etti. Çocuk klasiği. Bu benim için bayram etmek gibi bir şeydi o dönemde. Ve sonra onları defalarca okudum, arkadaşlarıma verdim. İlk okuma başlangıcım böyle oldu. Daha sonra 14 yaşındayken bir ağır trafik kazası geçirdim. İşte sağ ayağım çok ciddi kırıldı. O günlerde gelişmiş teknoloji yok, sadece alçıyla kaldı. 6 ay kadar evde yatmak durumunda kaldım, alçılı olarak. Babam o zaman Hava Kuvvetleri'ndeydi, bu Ankara'daki. Kütüphane müdüresi olan bir yüzbaşı bir hanım demiş ki, sizin çocuğunuza ben sistematik bir şekilde kitap yollayayım. İşte ben Fransız edebiyatıyla başladım. Sırayla Rus edebiyatı, Alman edebiyatı ve hep edebiyat okudum. Ama dünya klasiklerinin önemli bir kısmını okudum o 6 ay sırasında. Çünkü yapacak başka bir şey yoktu o dönem. Sadece tek kanal bir radyo var. O kadar. Bu benim oldu. Daha sonra iyileştikten sonra da bu okumalar başka alanlara da kaydı yavaş yavaş ve kitapla bağım hiç kopmadı. Çok uzun yıllar sonra da bir imkan buldum. Kitapçı arkadaşlarım vardı. O dönem Ankara'da Zafer Çarşısı çok popüler bir yerdi kitapçılar açısından. Orada küçük bir kitabevi kiralayarak kitapçılığa başladım. Benim serüvenim bu kadar. Yani ilk şey. Peki, evet, bütün okul hayatınızı Ankara'da mı geçirdiniz? Tabii. Mesela üniversite eğitiminde Ankara'da devam benim ettiniz üniversite mi? eğitimim yok. Kurtuluş Lisesi'nden ayrıldım ve orada kaldı. Ondan sonra normal hayatla uğraşmaya başladım. Ama Aslında kendi okuyun. kendimi yetiştirdim o okumalar. Daha sonra müzik dinlemeye dönüştü. O bir süre sonra klasik müzik dinlemeye dönüştü. Bir süre sonra resim bakmaya, resimle ilgilenmeye. Yani kültürel anlamda bir merak ve eğilim olduğu için. Mesela şimdi geçenlerde bir uçak seyahatinde oturdum kağıt kalemle, kaç tane müze geçmişsin? Ben 44 ülke gezdim bugüne kadar ama hepsini 40 yaşından sonra, daha önce imkan yoktu. Ve birçok ülkeye birçok kez gittim. Mesela Fransa'ya 9 kere gittim. Özellikle Paris'i bütün detaylarıyla bilirim. Bütün müzelerini bilirim aşağı yukarı. İşte bugüne kadar gezdiğim müze sayısı 84 yurt dışında. Çok profesyonel bir izleyici değilim ama ortalama bir izleyici. Bir ara bir sanat galerisi de oldu bizim kitabevinin alt katında. Orada bu işte profesyonelden bazı arkadaşlar yardımcı oldu. Çok şey öğrendim. Önce resme bakmayı öğrendim. Yani burada daldan dala atladı artık. Zaman geldi caz müziğine başladım.
Edebiyat dışı okumalarda epey bir dönem, politik dönemde, 12 Eylül öncesi, biraz zorlayarak da olsa epey klasik okudum politik anlamda. Bunların hepsi bir tortu bıraktı tabii, yani bir şey, bir oluşum sağladı. Yayıncılık da bununla çok birebir ilişkin. Yayıncılık olunca artık bu işi bir de şey oldu, topluma sunabilmenin keyfi. Yani yayıncılığın zaten o yönü öncedir. Yani şeye, tamam muhakkak ticari bir iştir ama birçok kişide de, birçok yayıncıda muhtemelen tanık oluyorsunuzdur. Şey öncelikle gelir, o toplumsal yönü önceliklidir. Bu yönüyle de çok keyifli. Şu anda iki kızım var, onlar da işleri öğrenme aşamasındalar. İnşallah devam ettirecekler. Siz ilk yayıncılık, aslında yayın evi, kitap evi deneyimine 77'de başlıyorsunuz ama öncesinde böyle biraz Ankara'yı anlatabilir misiniz? Çünkü bir yayıncılık meselesinde İstanbul merkezli çok konuşuluyor. Çünkü burada belli mahfiller var, işte kitap... Evet, daha merkezi konumda ama aynı zamanda Ankara'da da çok ciddi bir ayağı var. Hem Anadolu'ya daha yakın olması hasebiyle hem de ikinci bir merkez olarak Ankara genelde anlatılır. Biraz o siz kendi kitabevi kurmadan evvelki yayıncılık mekanlarını biraz anlatabilir misiniz Ankara'daki? Burada vurgulamak istediğim bir yanı olacak Ankara konu olduğu için. Çünkü ben bu şehirliyim ve artık genlerime kadar Ankaralı sayılırım. Evet. İstanbul'a çok sık gelmekle birlikte normal dönemlerde. Ankara o dönemde ciddi bir öğrenci ve memur kentiydi. Şimdi değil ama o at Ankara'nın üstüne yapışıp kaldı. Yani Ankara memur kenti, işte gri bir şehir filan. Şimdi kesinlikle son 15-20 senedir öyle değil ama yine de öyle kabul ediliyor. Öğrenci ve memur şehriydi gerçekten. Ama Ankara'daki üniversitelerin çoğu çok eski ve büyük üniversitelerdir. Şu anda onlar çoğaldı. Şu anda da bir öğrenci, okul, memur şehri. Fakat aynı zamanda mesela bilişim sektörü çok gelişmiştir Ankara'da. Başka tür şeyler, işte küçük sanayi birimleri. Kitap okumak o dönem şeydi, yani bir kitap okumayan insan eksik gibi sayılırdı neredeyse. Mesela ben hatırlıyorum, ilk şey, çok ciddi taksitle edebiyat kitapları almıştım bir kitap evinden. 12 ay falan gibi ödeme, yani küçük ödemelerle. Bir seri şeklinde mi almıştınız? Evet. Ankara'da bir de yaşam şekli. Şimdi İstanbul çok farklı sosyal açıdan da. Ankara'da yaşam şekli falan farklı. Ankara üretir, İstanbul şey yapar, endüstriye dahil eder gibi bir şey vardır bizde. 1980 sonrası, 84'ler, 85'ler gibi şey başladı. Çok ciddi bir kültür göçü başladı İstanbul'a, Ankara'dan. Şimdi bakın İstanbul'da edebiyata bakın, müziğe, tiyatroya, sinemaya ciddi sayıda Ankara kökenli insan göreceksiniz. Bunlar şimdi Ankara yetiştiriyor çünkü Ankara'da okuma imkanları çok daha fazla. Bir de işte tabii Cumhuriyet dönemi. Mesela ben müzik, büyük bir müzik mağazası da açtık zamanla biz. Türkiye'deki ilk müzik mağazasıydı. İstanbul'da bir ithalatçıdan ürünleri alırken çok spesifik operalar alıyordum. Ya bunları Ankara'da nasıl satacaksın dediler bana. Ama zaman içinde defalarca aldım onları. Çünkü Ankara'da ciddi bir opera dinleyicisi vardır. Evet, tiyatro grupları keza, mesela birçok tiyatro grubu Ankara turnesini bekleriz diye konuşurlar. Çünkü Ankara'nın seyircisini özledik. Yani bunlar Ankara'nın çok görünmeyen ama ortaya çıkarmak istediğim özellikleri. Dolayısıyla bizim yaptığımız kitapçılık tarzı Ankara'da kolay tuttu. Yani biz daha entelektüel diyebileceğim genel anlamıyla birçok ürünü bulup keşfedip sunmak şeklinde oldu. Ben İstanbul'a gelirdim, bütün depoların en alt raflarına kadar tarardım. Mesela bir gün işte Cesar Pavaze'nin bir kitabını buldum. Hiç görmediğim bir kitap. İsmi Yoldaş idi ama o Yoldaş bildiğimiz anlamda değil. Çünkü Pavaze onun çok öncesinde yaşamış bir insan. Ve intihar ederek ölmüş bir yazar.
Ama maalesef bir polis arabasında götürdü polis onu. İsmi Yoldaş olduğu için gibi. Birçok ürün bulurdum. Müzikte de öyle. Dolayısıyla bir şey de oluştu bizim kitap evinde. İnsanlar girdikleri zaman şey derlerdi, ya nefes alıyoruz burada gibi. Yani Ankara'nın o kültürel anlamda yetiştirir kelimesi çok oturuyor benim kafamda. Ama bunu İstanbul değerlendirir çünkü endüstri orada, kültür endüstrisi de orada. Fakat Ankara son yıllarda bunu yavaş yavaş yitirmeye başladı. Bu üzücü biraz. Mesela ne bileyim ben Fransa'daki Galeri Met'ten çok eski, daha empresyonistler dönemine giden bir galeridir. Şimdi çok büyük. El yapımı kağıda basılmış Matisse, Picasso desenleri getirtirdi. Ve onlar çok yüksek fiyatlıydı çünkü çok özel kağıtlara el baskısıydı. Çok yüksek fiyatları satardık ama şu anda onun alıcısı kalmadı. Yani değişimi göstermek istiyorum. Peki o yani mesela Türkiye'ye yayıldı mı? İstanbul'a mı yoksa tamamen merkez haline geldi diyorsunuz ya işte. Yok, İstanbul'da da değişim var. Yoksa ben okuyucu oranı mı düştü bu anlamda? İstanbul'da da kültürel düzeyde bir inme var. Yani şey var, kitap daha çok okunuyor mesela. Fakat düzeyde biraz iniş var. Tabii sosyal faaliyetler bitti. Bir takım sosyal, bunu illa politik anlamda kullanmıyorum. En genel anlamıyla kullanıyorum. Bunların azalması, bu tür faaliyetlerin azalması, örneğin tiyatroların azalması. Tabii dünyada da aslında biraz böyle ama Türkiye'de bu daha çabuk oldu. Kültürel seviyede bir iniş var. Ama mesela ya bu sonraki konumuzda aslında hazır girmişken buradan devam edebiliriz. Ama kitap hem satış oranları hem de kitapların yani kitabın niceliksel olarak rakamı yükseliyor gittikçe. Ama siz nitelik olarak düştüğünü mesela beyan ediyorsunuz. Şöyle yani mesela ben bir bölümde İngilizce bölümümüz vardı. İngilizce kitaplar satardık. Mesela ben bir kedi bakımına ait bir kitabı İngilizcesini getirdim çünkü Türkçe'de yoktu. Şimdi bakın 20 tane göreceksiniz. Yani hayatın her alanına girdi yayıncılık işi Türkiye'de. Bu eskiden yoktu. Yani kitap evine gelenler ya şiir meraklısıdır, ya işte edebiyatçıdır, ya politiktir, ya işte benzer felsefecidir vesaire. Şimdi öyle değil. Şimdi toplumun her katmanına yayıldı. İlk defa şeydi bu, Asena'nın bir kitabı çıkmıştı Kadının Adı Yok diye. Şimdi kitap evine ilk defa giren ev hanımları görüyorduk. Geliyordu, işte bir tane arkadaşlar paketliyorlar, ismi. Hayır oğlum komşulara da alacağım, 3 tane daha sarın gibi. Ama bu çok sevindiriciydi. Kitabın içeriğinin tartışması bir yana, ben onlara girmiyorum. Ama şey, o kitap evine ilk kez giren insanlar, özellikle kadın kısımdan yeni gelen müşteriler oluşmaya başladı. Şimdi o çok yaygınlaştı. Toplumun her katmanında var okurlar ve her konuda var. Yani şu peki, anda, evet. Şey diyorsunuz ya, kitap okuma niteliği aslında daha fazlaydı ama işte sayısı çok daha azdı. Daha önceki dönemlerden bahsediyoruz. Bunun şununla bir ilişkisi olabilir mi acaba? Bunu çok merak ediyorum. Yani kişilerin okurluluk oranı ya da işte kitaba ya da eğitime bir şekilde ulaşan kişi sayısı arttıkça mı bu nitelik düşüyor sizce? Yani mesela daha fazla insana yayılmış oluyor yayıncılık. Şüphesiz yayıncılık. Çok da yani yatay genişleme dikey genişlemenin önüne geçti diyelim. Bir de şeydi yani mesela üniversitelerdeki nitelik değişmesi var. O eski hocalar nerede şimdi? Yani bakın 12 Eylül'de Ankara'da birçok öğretim görevlisi istifa etti ya da ettirildi ya da işte resmen işine son verildi. Bir bakıyorsunuz Amerika'nın bilmem ne üniversitesinden bir ay sonra teklifler geldi oraya. Güney Afrika'ya kadar. Mesela Korkut Barata Hoca Güney Afrika'ya gitti öğretim görevlisi olarak. Amerika'ya giden birçok şey oldu. O arada biz bir dergi de çıkarttık Yapıt diye. İlk kez şeydi sosyal bilimler alanında. Bu üniversiteden ayrılmış hocalardan oluşan bir yayın kurulu vardı.
Şimdi aynı nitelikleri bulmak mümkün değil. Kısmen tabii gene var ama o şey başkaydı. Evet. Tekrar biraz daha geriye dönelim. 77'deki serüveninize. Siz zaten bir okur olarak yayıncılık sektörüne ilk başta çok kuvvetli bir şekilde dahil olmuşsunuz. 77'de Zafer Çarşısı'nda ilk kuruyorsunuz değil mi kitap evini? Yayın evinden evvel. Kim vardı siz kitap evini kurarken tek başınıza mı kurdunuz? Bu ilk sorum olacak. İkinci sorum da neden mesela yayıncılıkta devam etmek istediniz? Neden başka bir alan değil de direkt yayıncılığa? Sizi motive eden başka bir şey var mıydı okuyuculuğun dışında? Benim bir kitap evi sahibi olan bir arkadaşım vardı Zafer Çarşısı'nda. Yakın bir arkadaşım. Sürekli olarak gidip ona yardım ediyordum. Hatta onun adına İstanbul'a gelip kitap seçiyordum onlar için. Çünkü ben onlardan biraz daha iyi bir kitapçıydım. Çok sıkı okuduğum için. Küçük bir kitap eviydi orası. Oradayken aynı çarşıda bir yer boşaldı. Tesadüfen annemin küçük bir arazisi vardı aileden, babadan kalma Antalya'da. O satıldı. Annem onun parasını, yarısını bana verdi. Şimdi bir arkadaşın da abisi kamyon bayisi. Kamyon satıyorlar. Taksitle oradan bu parayla kamyon alabilmek mümkün ya da kitap evi açmak. Tabii ki ben kitap evini seçtim çünkü çok yakın hissediyorum. Arkadaşımın dükkanına yakın bir yerde kitap evini şey yaptım, başladım. Fakat tabii çok talihsiz zamandı. Özellikle Zafer Çarşısı, inanın hemen hemen her gün kavgalar, gürültüler, zaman zaman silah patlamaları bile oluyordu. Sürekli polis baskınları oldu. O dönem Türkiye'nin her tarafı böyleydi. O dönemi çok zor yaşadık kitapçı olunca. Çünkü bazen şeydi, kitap suç aleti olarak televizyonlarda gösterilirdi silahla yan yana. Ben bir paket kağıdı yaptım. Çok istedim bir paket kağıdımız olsun. Biraz ince bir kağıda yapıldı ucuz olsun diye. Sarıyorum müşteriler bana kızdılar. Ne yapıyorsunuz? Bizi de öldürecek misiniz? Yani bizim dostlarımız kartıyla sokakta gezmeye korkuyorlar. Bu şekildeydi ve biz ters sarmaya başladık, bir daha da vazgeçtik. Yıllar sonra yaptık ama tabii. Şimdiki durumla hiç ilgisi yok o günkü şey. Öyle bir kaos dönemiydi. Çünkü büyük trajediler yaşandı işte, muhakkak biliyorsunuzdur bazı şeyler. Ama şey, biz inatla devam ettik. Yani benim şimdi o sadece Ecevit dönemi sırasında 7 kez gözaltına alındım. İki kez cezaevi oldu. Kısa kısa Mamak askeri cezaevi, sıkı yönetim. Hepsi kitapla ilgili, başka bir şey değil. Bir kez de 12 Eylül'den sonra Ulucanlar oldu, normal hapishane. O da kısa. Hepsi kısaydı. En uzun 5,5 aydı. Ama hepsi kitapla ilgiliydi. Bir kez bombalandı kitabevi. Darbe öncesi ve bir kez yangın çıkarıldı gibi birçok şeyle uğraşmak zorunda kaldık. Ama benim için hayatta tutunduğum sağlam bir ilmik olduğu için hiç bırakmayı hiç düşünmedim ve büyüterek devam ettim. Sonra büyük bir kitabevi olarak Kızılay'a geldik. İşte sonra şubeler açtık ama maalesef pandemi dolayısıyla şimdi 4 tane şube kapattık. Bir büyük bir küçük şube olarak devam ediyoruz. Bu darbe öncesi, 80 darbesi öncesinin iklimine biraz daha dönmek istiyorum ben. Çünkü hem işte cezaevi süreci var, hem bombalanma kadar ileri seviye ciddi meseleler var. Bu Zafer Çarşısı'nı biraz anlatabilir misiniz? Çünkü orası bir kitapçıların yoğun olarak bulunduğu bir ortamdı. Mesela her ideolojiden, her görüşten kitapçı var mıydı orada? Nasıl bir ortamdı? Tabii ki vardı. Hatta şöyle bir şey, bizim karşımızda sadece dini kitaplar satan bir kitabevi vardı. Bizim yarımız kadar büyüklükteydi. Ben cezaevine girdiğim zaman eşim birkaç gün için şey kaldı. Ben çünkü herhangi bir örgüte dahil değildim. Yani hiçbir zaman da olmadım. Yani böyle bir örgütten yargılanma diye bir şeyim hiç olmadı. Çünkü öyle bir olayım yok. Ama o değil, kitap satmanız ya da sol olmanız yetiyordu yargılanmanız için. Şeyi hiç unutmam. Eşim dükkanı sabahleyin süpürüyorlar. Ben olmadığım için kitap evinde o bakıyordu. Süpürürken karşıdaki arkadaş
gelmiş, süpürgeyi elinden almış, yenge sana yakışmıyor, bu bize düşer. Dükkanı süpürme işini o çocuk yapmış. Mesela şimdi bile tüylerim diken diken olur anlatırken. Böyle bir havadaydı Zafer. Yani öyle kavga, gürültü hiç kesinlikle. Herkes saygılı. Fakat ne zaman iş kızıştı, hani cinayetler başladı, silahlar başladı. Ondan sonra kötü. Mesela iki kitabevi vardı, onlar ülkücüydü. Biz solcuyduk. İşte dinci, din kitapları satan arkadaşlar 3 ya da 4 kitabeviydi. Ama hakikaten hiçbir olay yok. Ama ne zaman Türkiye geneli karışmaya başladı, oraları da yansıdı. Sadece şey ama, gene dini kitaplar satan arkadaşlarla hiçbir problemimiz olmadı. Fakat ülkücülerle oldu. Zamanla orası bir sol çarşı oldu. Sadece sol kitabevilerin olduğu bir çarşı haline dönüştü. Arkadan da darbe geldi zaten. Evet, peki o çarşıda belirli periyotlarda mesela buluşmalar olur muydu? İstanbul'da bazı merkezi bu tip kitapçı çarşılarında atıyorum perşembe sohbetleri, cuma sohbetleri vesaire işte sohbetten kastım. Hem sol yayın evleri yapıyor bunu hem İslami yayın evler ya da işte ülkücü yayın evlerin yaptığı bu tip toplantılar oluyormuş. İşte bir kültürel etkinlik anlamında aslında bu toplantılar. Zafer Çarşısı'nda da böyle bir örnek görüyor muyuz? Hayır, çünkü Zafer Çarşısı buna müsait bir mekan değil. Bir koridor ve küçük kitabevleri, yani başka bir yer yok. Fakat o tür toplantılar genelde şeyde olurdu. Mesela TİMOB'un alt salonunda olurdu. Ankara Çağdaş Sahne vardı, onun uygun yerleri vardı, orada olurdu. Benzeri bir takım kuruluşların şeylerinde olurdu, mekanlarında olurdu. Sık olurdu, çok olurdu. Ama Zafer'de değil. Peki neden Dost ismini koydunuz? Bunun bir hikayesi var mı? İyi ki sordunuz bunu, bakın. Bu hani arkadaşım var dedim ya size, kitapçı. Ben karar verince kitabevi açmaya, orada bir liste yaptık arkadaş grubumuzla birlikte. Yeni kitabevi açacağım, ismini ne koyalım diye 10 tane isim seçtik. Dost onların içinde var idi. Gelen kitap okurlarına buradan seçim yaptık, yani anket yaptık daha doğrusu. En çok oyu Dost aldığı için Dost koyduk. Yani biz koymadık, okuyucu koymuş oldu ismi. Dost'un birkaç farklı yerleri var. Yani dönem dönem bir konura geçiyor, bir karanfile geçiyor. Daha sonra devam ediyor değil mi? Yani bir de şimdi biz tabii kitap evi kısmını biraz yoğunluklu konuşuyoruz. Yayın evine tekrardan geleceğiz birazdan. Ben şunu da merak ediyorum. Siz kitap evine, çünkü kitap evi çok daha harmonik bir yapısı olması lazım. İşte çok fazla kitap alıyorsunuz. Bu kitapları seçerken nelere dikkat ediyordunuz? Ya da işte şunlar özellikle bizim kitap evimizde kati surette olmayacak ya da bunlar mutlaka olacak dediğiniz böyle bir seçme var mı? Var mıydı o zaman? Söylediğiniz kesinlikle hiçbir şey yok. Hatta bizim prensibimiz A'dan Z'ye resmen yasaklanmamışsan sol, sağ, ne olursa o hiç önemli değil. Çünkü biz kitapçıyız yani. Biz topluma sunmakla mükellefiz. Onun satılıp satılmamasına alıcı karar verecektir. Buna biz karar veremeyiz. Öyle yapanları da çok yanlış buluruz. Onu hiçbir zaman yapmadık. Kitaplar gelir. Yeni kitaplar bölümüne konulur. Daha sonra raftaki yerlerini alırlar. Şu anda mekanımız yaklaşık 1500 metrekare büyük. Bunların hemen hemen çıkan her kitabı koyma imkanımız var. Zaman zaman ya gerçekten nitelikli olmayan kitapları ya da artık hiç satış göstermeyen kitapları iadeler sırasında eliriz. Yoksa mekana sığması mümkün değil. Zaman içinde sıkışıyor. Fakat hiçbir zaman iade etmediğimiz, satışı çok çok az bile olsa bulundurduğumuz kitaplar da vardır. Onlar her alandaki klasiklerdir. Şey yapmayız yani, girişte her kitap girer bize. Her kitabın da yeri vardır. Mesela dini kitaplar da bayağı çoktur bizde, bölümü de büyüktür. Bizzat din, bir de din felsefesi vardır. Ondan sonra da normal felsefe başlar. Yani hepsinin alıcısı vardır. Yani her kesimden, toplumun her kesimden alıcısı var. Şu anda da Genelkurmay Kütüphanesi'nde kitap alıyor bizde. Şimdi geçenlerde çok hoş bir yazar hanım arkadaşım
eşi subay, Etemesut'ta kütüphaneye gidiyorlar, havacıların bir kütüphanesi var Etemesut'ta. Orada şeyde bir rafa yapıştırılmış bir yazıda ta 12 Eylül'den önce olan bir karar var. Askeri kesimin dost kitabına girmesi yasaklanmıştı. O karar asılı. Dost kitabına girmek yasaktır. Hani izine çıkan askerler için yapılmış bir şey. Onu görünce şaşırıyorlar. Ya nasıl olur diye. Sonra kütüphanede çalışan kıza şey soruyor. Siz kitapları nereden alıyorsunuz diyorlar kütüphaneye. Dost kitabından diyor. Yani dediğim gibi Genelkurmay, MİT, Emniyet, Jandarma Genel Komutanlığı kütüphanesine kitap alır bizden. Yani bir problemleri yok bizde artık. Bizim de yok. Biz normal kendi mesleğimizi yapıyoruz şu anda. Şimdi ama Zafer döneminde, pardon onu eklemek zorundayım. Zafer Çarşısı döneminde böyle değildi. O zaman sadece solduk. Hem biz çok gençtik şey vardı. O dönemin koşulları içinde gerçekten şeydi, normal davranmak çok zordu. Hem de mekanımız küçüktü. Ama Zafer Çarşısı'ndan çıkıp büyük kitap evleri açtığımızda demin size açıkladığım prensipler içinde çalışıyoruz. Evet. Cezaevine girdiğinizi söylediniz. Bunu farklı yerlerde de okumuştum ben. Ama bununla ilgili çok fazla detay yok. Kitabevi döneminde, dostun kitabevi döneminde mi bu cezaevi süreçleriniz vardı? Yoksa yayın evi olduktan sonra bastığınız, hususen bastığınız kitabevi döneminde? Hayır, kitabevi döneminde. Yani ilk dönem. İki tanesi zaten 12 Eylül'den önce. O zaman yayın yoktu. 3-4 tane öyle amatörce kitap basmıştık. O yayın sayılmadığı için saymadım size onu. Kitabevi bölümüydü ve şeydi. Ya o zaman şöyle bir şey vardı. Mesela Samsun bilmem kaçıncı ceza mahkemesi bir kitabı yasaklıyor. Benim bunu takip edebilme imkanım hiç yok. Şimdi gelen polisler de onu buluyorlar. Karar var çünkü onlarda. Beni de beraber götürüyorlar. O zaman öyleydi. Yani halbuki tutanak tutup beni götürmemesi lazım ama beni de götürüyordu. Ben de şey dedim, hatta bu komiktir ama gerçektir. Bir gün basın şubesinden polise şey dedim. Bize bir liste verin, yasak liste. Biz kendi taramamızı yapalım. Ki yaşamak istemiyoruz bunları çünkü. Götürüyorlar, bir iki gün nezarette kalıyor. Yani hemen bırakmıyorlar. Veremem dedim. Niye veremezsin dedim. Yasak dedi. Listeyi yani vermek, listeyi vermek yasak. Her türlü yasağa maruz kalıyorsunuz. Bu yani. Her üç cezaevi de bu tür şeylerden dolayı. Peki hiç hatırlayabildiğiniz kitaplar var mıydı mesela? Yasakta olduğu için sizin gözaltında tutulduğunuz hangi kitaplardı? Doğan'ın Diyalektiği'ni bahsedeyim. Enteresan olduğu için söyleyeceğim bunu. Doğan'ın Diyalektiği Engels'in bir şeydir, biyoloji felsefesi diyebiliriz. Marksizyen bir kitap tabii. O kitap üçüncü kez yayınlandı. Yani daha önce iki kez yayınlanmış, tükenmiş sol yayınlarından. Üçüncü kez yayınladı. Bütün kitapçılar gibi biz de vitrinlere koyduk çünkü aranan ve sorulan bir kitaptı. Neyse basın şubesi geldi, sadece beni aldı ve 21 tane Doğan'ın Diyalektiği çıktı dükkandan, onları alarak götürdü. Bu yasak. Ben diyorum ki hayır, üçüncü baskı. Yani bana şey kararını gösterdiler. Bir İngilizce 1957 yılında meclisten geçen bir kararla bir takım yayınların Türkiye'ye sokulması yasaklanmış. Doğan'ın Diyalektiği'nin İngilizcesinin ismi var o listede. 1957 yılında bana o kararı göstererek beni götürdüler yine. Ve ilk kez basın savcısı özür dileyerek, kitapları da iade ederek beni iki gün nezarette yattıktan sonra serbest bıraktı. Var mı peki başka böyle anlatabileceğiniz anekdot? Çünkü bunlar oldukça trajik hikayelerdi aynı zamanda bugünden baktığımızda. Ya aslında çok. Mesela ODTÜ ekonomi kulübü vardı. Öğrencilerin kulübü. Onların yaptığı bir broşür var. Karton kapaklı. O satışta duruyor. Gene geldiler. Altında adres olmadığı için ben gene gittim. Buna benzer. Che Guevara. Che Guevara'nın posterinden ben 5,5 ay hapis aldım. Şimdi çocukların tişörtlerinde yazıyor. Biz de o zaman Che Guevara hayranıyız, gençlik. Sonra benden bundan 4 yıl önce hep hayatım boyunca istediğim bir şey yaptım. 1 Mayıs'ı görmek için Küba'ya gittim.
iki hafta kaldım ve Küba'nın her tarafını gezdim. Çünkü şeydi, Küba tarihini de biraz biliyorum. Rehberim vardı, Erik, Kübalı çocuk. Ona söyleyince çocuk şaşırdı. Yani nasıl dedi, Çeyne'nin posterinden sen hapis mi attın? Anlayamadı beni bir türlü. Sonra çok yakın arkadaş olduk gibi. İşte o dönem öyleydi. Çünkü o posteri satmak provanda sayılıyordu. Tabii o materyaller dönem dönem değişiyor. Hatta her şey şimdi onun altında şey İspanyolca şey yazar. Çeyne'nin lafıdır o. 2-3 daha fazla Vietnam yazar. Şimdi İspanyolca olduğu için bir yüzbaşı savcı sıkı yönetimde benim ifademi alıyor. Bir assubay da daktiloya yazıyor. Bu ne demek dedi. Hangi dil bu dedi. İspanyolca dedim. Ne demek dedi. 2-3 daha fazla Vietnam dedim. Baktı, düşündü. Bir oturtamadı kafasında bir yere. Oğlum yaz dedi. 2 fazla Vietnam yazan poster. İşte enteresan şeyler bunlar. Yasak ama neden yasak olduğunu da kimsenin bilmediği şeyler. Peki bir de bombalama hikayesi dediniz. Bu çok enteresan. Bunu da duymayı evet, çok istiyorum. Evet. 3 kişi, iri yarı 3 kişi girer. Bizim ön tezgahların, rafların önü gelir. Öne çıkıntılarımız vardır. Daha iyi sunabilmek için kitabelerini. Onların altı boştu. Şey, boru tipi bir şey yani profesyonel boru tipi. İçinde demir parçaları olan. Şeyde sık sık da elektrik kesildiği için şeyle gaz tüpünün üzerinde ampul lamba olan bir ışıldağımız vardı. O da orada duruyordu. Allah'tan boşmuş. Bir ucunu, kapalı ucunu duvara yaslıyorlar, eğilip açık ucunu da gaz tüpüne veriyorlar. Fitili var, fitilini ateşliyorlar. Bir okuyucu müşteri, ben yoktum o sırada. Müşteri görüyor, dumanı görünce bomba diyor. Herkes kaçışıyor. Tam o sırada patlama oluyor. Gaz tüpü boş olduğu için kitabevini koruyor kısmen. Tavana vuruyor. Yaralı sadece bir kişi, o demir parçalarından dirseğinden yaralanıyor. Böyle bir olay. Olayın faili kim peki? Hayır, bilebilmek mümkün değil. O dönemin koşulları. Bir şekilde açılmadı, tabii, bulunamadı tabii. Yani. Hatta öyle mi? Evim benim yeni evlenmiştim. İkinci kat, bir de küçük bebeğimiz vardı. İkinci katta oturuyorduk Kızılay'da. Emeğe gidip 8. katta önünde polis kulübesi olan bir yerde kiralık ev buldum. 8. kata taşındım. Korktuğum için. Daha sonra 81 yılında sanıyorum Dost Yayın Evi'ni kuruyorsunuz. 81 evet. 81'de. Onu o süreci biraz anlatabilir misiniz? Kitap evinden yayıncılığa geçiş aslında bu. Aslında bizim bütün, zaten bakın kitap evi konuşmamız da biraz uzadı. Şey çünkü bizim asli şeyimiz kitapçılık. Ama yayıncılık da böyle bir ortamda yapılması illa da şart olan bir iş. O demin söylediğim gibi topluma bir şeyler sunmak. İnanın onun keyfi bambaşka bir şey. Tabii şey, benim editör olabilme kapasitem yok. Yani tamam kitap okurum ama bu yetmez onun için. Yardım almam lazım. Şeyi duydum. Enis Batur o zamanki Ankara'da yaşardı. Sık sık da uğrardı bize. Bizim o küçük kitap evinde Zafer Çarşısı'nda, bakın Atilla İlhan İstanbul'a gitmeden önce hemen hemen her gün uğrardı. Bir uğrak yeri olmuştu o küçük kitap evi. Enis Batur'u uğradı, çay söyledim, yanıma oturdu. Ben o sırada kitap paketliyorum. Bu arada şeyi de söylemeliyim. Rahmetli Ece Ayan, ona orada biz bir gün imza günü yaptık. Yeni bir kitabı çıktı, şiir kitabı. O dönem bile biraz yaşlıydı. Şimdi ben yanıma oturdum, küçük 35 metrekare küçücük bir kitap evi. Her gelen kitap soruyor Ece Ayan'a. Kitapçı zannediyor yanımda oturduğu için. O da dedi ki ben meslek değiştireyim bari filan diye. Enis Batur şey dedi, ya dedi Burak Belge istifa etmiş. O zaman İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümündeydi Burak Belge. Bir kere tanışmıştık. Biz onun Feodal Toplumdan 20. Yüzyıla diye Huberman'ın bir çevirisini yapmıştı. Çok güzel bir çeviridir. Onu basmıştık. Öyle bir tanışıklığımız var. Şey dedi, kendisi istifa etmiş. Yaskor'un eleştirisi dizisine editör olacakmış. Ben bunu duydum. Aynı gece otobüse atladım, sabah İstanbul'dayım.
Hatta bir evini bilmiyordum, evinin adresini sordum yayıncılardan filan. Buldum, Moda'daydı. Gittim evine, hatırladı beni, konuştuk işte, çay içiyoruz. Ya dedim, bize editör olur musun şeye, yayın evine, yayın evine başlıyoruz. Bir an düşündü ve 2-3 saniye tamam dedi, Yasko'dan vazgeçti. Bize bir 1,5-2 yıl kadar danışmanlık, editör, kitap seçme işlerini yaptı. Ondan sonra iletişim yayınları tabii kurulunca o oraya gitmek durumundaydı, ayrıldık. Ama bize belli bir nitelik, belli bir bakış açısı da sağladı. Ondan sonra çok yardımcı olan olur bu böyle bir şey yaptığımızda. Birçok kişi kitap önerileriyle, benim işte ekonomi tarihi hocası olan bir arkadaşım geldi, Hozbaum'ları söyledi, 3 cilt, onları bastık. Hala çok satılanlar içindedir gibi. Yani buna benzer çok teklifler gelir sürekli, yardımlar gelir. Biraz şey yani, kolektif bir iştir o. Ama şey tabii, ticari yönü oldukça zordur. Hele şu dönem iyice zorlaştı. Onun için ayakta kalabilen eski yayın evi çok fazla değildir. Evet, yayın evinin ilk editörlerinden Murat Belge zaten bu yüksek bir nitelikle başladığını. Ekipte peki başka kimler vardı çevirmen olarak ya da editör olarak? Şimdi çok fazla sayıda. Editör olarak 7 kişiydik. Biraz büyük girdik. Ama çevirmen çok fazla sayıda. Çünkü bayağı bir de bizim yaptığımız kitaplar uzun bir çeviri dönemi gerektiren kitaplardı. Sonradan benim işte seyyahlık yönüm var. 40 yaşından sonra gezmeye başladım çeşitli seyahatlere. Dünyanın hemen hemen her tarafında bir yerlere gittim. Son senelerde de devam ediyordum ama şimdi pandemi engelledi. Kendime şeyi nişanlamıştım, gezi kitapları yapacağım, gezi rehberleri. Yurt dışında görüyorum her yerde, Türkiye'de hiç yok. İtalya'yı kendime şey yapmıştım, Türkiye'nin 10-15-20 sene önünde olan bir ülke ama sosyoekonomik açıdan yakın, Türkiye'ye yakın. Roma'ya ilk gidişim, otelden hemen sordum, ben her gittiğim yerde yaparım onu. Buranın en büyük, en iyi kitabı veya neresi diye adres alırım onlardan. Taksiciye dil bilmeye gerek yok. Taksiciye gösterince götürürler. Gittim Roma'nın işte en yeni açılmış bir yer. 5 katlı bir ada, dev gibi bir dükkan. Ta en üst kattan başladım. Gezi bölümüne bir geldim. Yani bayağı çeşit çeşit şeyden, yayın evlerinden gezi kitapları, tamam dedim, Türkiye'de başlıyorum. Şu anda 4 serimiz var büyük. Ve yaklaşık 200 çeşit falan şeyimiz var, gezi kitabımız var. Yani Maldivleri bile bulabilirsiniz içinde, Vilnos'u bulursunuz. Yani sadece popüler yerler değil, özel yerler de var. Ama tabii bunları yapan bir ekip vardı, bir çeviri ekibi vardı. Onun için şimdi size sayıyı bile veremiyorum çevirmen. Çok değişkendi. O aslında ilk Murat Belge zamanında olan editörler ya da işte bugün bilebileceğimiz mühim isimler, mesela Enis Batur'dan bahsettiniz, işte Murat Belge'den bahsettiniz. Mesela Orta Çağ Kentleri, Pren'in kitabı, şu anda iletişim yayınlıyor onu. İnanılmaz güzel bir kitaptır. Onun döneminde oldu. Mono'nun Rastlantı ve Zorunluluk diye bir biyoloji felsefesi kitabı. O da çok çok önemli bir kitaptı. Yine Murat Belge'nin zamanında oldu. Benzeri şu anda hemen aklıma gelmiyor ama epey zaman geçti. Epey bir kitap oldu Murat Belge döneminde ama sonrasında da daha farklı yerlere de gittik. Yani çok daha geniş alanda yayın yapmaya başladık. Edebiyata girmedik. Çünkü edebiyat özel bir sorumluluk istiyor. Mesela çocuk kitapları. Fransızlar şey dediler, Fransız ateşeliği, kültür ateşeliği. Şeylerini biz karşılayacağız, teliflerini yardım olarak. Siz girin, yayınlansın. Yok, çünkü ben o zaman birkaç pedagog çalıştırmam lazım. Onun özel bir editörünün olması lazım. O maliyete de giremediğimiz için o tür sorumlu şeylerden kaçtık. Evet, Dost bayağı bugün kült olarak ifade edeceğimiz bayağı önemli kitaplarla aslında yayıncılık hayatına giriyor. Yayın evi olarak yayıncılık hayatına giriyor.
Peki belki bunu hatırlarsınız. İlk bastığınız kitap neydi? Dost Yayını açıldığında ilk basılan kitap. Bastığım kitap şeydi, Zafer Çarşısı'ndaki o hani amatör birkaç kitap dedim. Dokunmadan geçemeyeceğim. Murat Han Mungan'ın Taziye diye isminde bir tiyatro kitabıydı. Bu Murat Han Mungan'ın ikinci kitabıydı. Bir gün akşam, o çok sık geliyor dükkana, oturup çay içiyoruz, konuşuyoruz. Arkada ben birçok insanla, bütün kasada ben oturuyorum. Sürekli şey, tanışıyoruz. O zaman onun da öğrenciliği yeni bitmiş, Ankara'da henüz, İstanbul'a gelmemiş. Daha popüler değil. Bir akşam giderken gözüme takıldı tiyatro bölümünde. Murat Han Mungan'ın İş Bankası yayınlarından Murat Han Mungan'ın bir ezidi kızla bir Kürt genci arasındaki aşkı anlatan ama o toplumsal şeyleri, kavgaları, dövüşleri anlatan teması o olan, şimdi gelir aklına, Mahmut Öyleyiz'de kitabın ismi. Çektim, hiç tiyatro kitabı okunmaz normalde, yani okuyayım da alayım da çok az. Aldım, gittim eve, başladım. Ya öyle bir lirik kitap ki, yani böyle yakaladı beni kitap. Sabah 4'te 5'te bitirdim. İncir'de bir kitap. Bir şey yapamadım yani, uyku falan kalmadı. Çok sevdim kitabı. Onun üzerine sordum, kitapların var mı elinde? Ya dedim, var ama sen basamazsın, bu dönemde basılmaz. Onun özel hayatı paralelindeki kitaplarmış. Ama Taziye'yi getirdi bana. O da yine şey, bir Kürt ailedeki şey, kan davasından oluşan bir ölüm sonucunda Taziye. Hatta kapağını da o yaptı. Kendi kendini yiyen bir ejderha yılan kuyruğundan kendi kendini yiyen. Çok ilginç bir kapaktı. Sonra özellikle sol kesimden çok ciddi eleştiri aldım. Sen nasıl basarsın? Herkes özel hayatı kısmını söylüyor. Ben de şey diyorum her sorana, kitabı okudunuz mu? Hayır. Ben şimdi 5 yıl Diyarbakır'da Bağlar'da Zaza arkadaşlarım, Zazaların oturduğu bir yerde o zaman Bağlar. Bütün olduğu için ben o atmosferi biliyorum. Yani 5 yıl yaşamışım, çocukluğum geçmiş. Okudunuz mu? Onca hayır, o zaman niye beni eleştiriyorsun? Yani çok şey oldu böyle, birdenbire olay oldu. Arkadan Ankara Sanat Tiyatrosu bunu sahneledi ve ben kurtuldum eleştiriden. Legalleşti. İlk kitap oydu. Şey, esas düzgün yayıncılığımız dönemine şeyle başladık biz. Nedir o? Küreselleşme sorgulanıyor diye Hearst isminde bir İngiliz, Marksizyen bir İngiliz, üniversite hocası, ekonomi hocası. O kitap 4 baskı falan yaptı. Şimdi küreselleşmenin bugün geldiği noktayı da dikkate alırsak ne kadar doğru bir iş yapmışız. Çok şey oldu, birçok okulda ek kitap olarak da önerildi o kitap. Küreselleşme sorgulanıyor kitabın ismi. İlk bastığımız kitap. Profesyonel yayıncılık öncesinde aslında bir telif eser basıyorsunuz. Daha sonra 81 sonrasında yayın evi resmi olarak kurulduktan sonra da bir çeviri eser basıyorsunuz. Neden çeviriyle başladınız peki orada? Yani bilerek böyle bir telif eserden kaçınma durumu var mıydı? Yoksa tamamen... Telif eserden tabii ki kaçınmıyorduk. Çünkü birçok telif eser de bastık biz. Mesela Çağlar Keller'in kitabını bastık. Şu an aklıma gelmiyor ama yapıldı öyle şeylerdi. Biz şimdi daha çok konu bazlı bakıyoruz. Yani mesela küreselleşme üzerine, çünkü o zaman küreselleşme çok tartışılır bir durumdaydı. Üzerine kitap yapacağız. Telif eser bulmak zordu birçok konuda. Veya işte dediğim gibi ekonomi tarihi üzerine, ama bir klasik olan Hobsbawm'ları basacaksınız. İster istemez çeviri. Yani veya ben mesela biraz da şeydim, tat meraklısıyım. Olabildiğince yarım gurme sayılabilirim. Biraz da seyahatler olunca çok şey tanıyorsunuz, tat tanıyorsunuz dünyada. Restoranın tarihi üzerine, restoranın oluşumu üzerine biraz araştırma yaptım. Nasıl çıktı restoranın şeyi? Ve sonuçta 3 tane kitap getirttik. Birini seçtik, Harvard Üniversitesi'nin bastığı bir kitap Amerika'da. Ve yayınladık gibi. Şimdi şeyi anlatabiliyorum, yani çeviri olma sebebi bulabilme amacı. Biz daha çok
konu seçiyorduk. Ya da bakın mesela sanat üzerine teorik kitaplar. İnanın şey şu anda tek tük çoğalmaya başladı ama yoktu. Hep gittik İtalyan Milano yayın eviyle anlaştık. Milano kitap fuarına gittik. Şey Torino, oradaki en büyük fuar Torino'dur İtalya'da. Onların sanat teorisi kitaplarını bastık gibi. Yani şeyin akışı içinde o daha çok çeviri ağırlıklı oldu. Yoksa tercih değil. Mesela ben şimdi bu tabii bir okuyucu sorusu olacak, dost okuyucusu sorusu olacak. Kültür kitaplığı seriniz var sizin, genişte bir seri. Ve böyle tasarımı da çok sabit ilerleyen bir tasarımı var. Yani ben uzaktan görsem çok net bir şekilde işte dostun o serisi diyebilirim. Çok yakınına gitmeden bunu görebilirim. Bunların çoğu da zaten çeviri eser. Yine çeviri üzerinden ilerleyecek olursak. Ona yer şey girecek, telifler de girecek ama o çalışmayı bir türlü yapamadık, bitiremedik yani. Öyle mi? Evet. Ya, ama tabii bugün listesini gördüğümüzün çoğu çeviri. Peki Türkiye'de biraz çeviri eserlerin yayıncılığa etkisini biraz konuşabilir miyiz? Çünkü işte siz bu konuda epeyce derin bir çalışma yaptınız. Yayın evinde de bu anlamda çok önemli kült kitaplar da çevirdiniz. Ne zaman mesela çeviriler sürekli hale geldi Türkiye'de ve ikinci olarak da yayıncılığa etkisi ne oldu? Öncesi için çok fazla şey söylemek istemiyorum. Biraz farklı. Yani daha böyle şey bir dönemde o. Yani ideolojik bile demeye dilim varmıyor. Yani şöyleydi. Birisi alırdı Stalin'den 3-4 makaleyi çeşitli toplardı, bir kitap yapardı. O üstünü kırmızı yapıp bir de yıldız koydu mu tamam. Yani böyle konuştuğum için çekinmiyorum çünkü gerçekten böyleydi. Ben Pushkin'in Yüzbaşının Kızı romanı, Pushkin 200 sene önce yaşamış bir insan. Pushkin'in yürüyüş yapan kırmızı bayraklı resim konduğunu hatırlıyorum yayıncı tarafından. Yani böyle şeyler yaşandığı için o dönemi dışarıya çıkararak konuşmak istiyorum. Şimdi 12 yıldan sonra dediğim gibi ciddi bir nitelikli akademik insan boşa çıktığı için üniversitelerden onlar tabii zamanla üretmeye de başladılar. Bu telif eser de olabilir ya da çeviride olabilir, önemli değil. Çok ciddi katkıları oldu o kesime. Birçok kitabı en azından editörlük yaptılar, önerdiler, hatta çevirdiler. Dolayısıyla evet o dönemdir. Bir de şey çapta bir çeviri de çok problemli bir şey. Özellikle mesela Almanca çevirisi çok ciddi bir problem. Arapça çevirmem kolay kolay, yani nitelikli olarak bulmanız zordur. Fransızca, İngilizce daha kolay. Rusça da kısmen var. Korkunç bir kültür dünyası var dünyada. Ben bugüne kadar 5 ülke, Moskova Kitap Fuarı'na gittim, Torino'ya gittim, Frankfurt'a 3 kere gittim, 2 kere Paris'e gittim, 2 kere de Londra'ya gittim. Oralara gidip ince gezdiğiniz zaman gözlemleyerek çok iyi algılıyorsunuz ne olduğunu. İşte Frankfurt 8.000 yayın evinin katıldığı bir fuar, dünyanın en büyük kitap fuarı. Sadece İngilizler 800 yayın eviydi. Yani bitiremedik bir haftada. Yani tanımak için bakıyoruz ama bitiremedik gibi. Şey tabii yani bir de yayıncı olarak Türkiye'de ne mesela demin restoranın tarihinden bahsettim. Çünkü şey restoran Fransız devriminden sonra o büyük malikanelerdeki zengin insanlar ya kaçıyorlar, yakalananlar da idam ediliyor biliyorsunuz. O günün koşulları içinde. Ama onların çok özel ahçıları var. Fransız mutfağı biraz laboratuvar gibidir. İtalyan mutfağı köy mutfağıdır. Tazedir, basittir, müthiş lezzetlidir. Ama Fransız mutfağı tam bir burjuva mutfağıdır. Laboratuvar gibidir. Epey biliyorum çünkü Paris'e de, Fransa'ya da çok gittim. Şimdi o adamlar işsiz kalıyor, ahçılar. Paris'e geliyorlar. Birer kemik suyu dükkanı açıyorlar. Kemik suyu o zaman çok popüler. Hala Fransa'da biliyor musunuz şeyler satılır. Kemik satılır marketlerde. Yemek yaparken kullanmak üzere. Annelerimizi hatırlayın. Kemikli yaparlardı. İşte nohut, kuru fasulye bilmem ne. Fransa'da her şey kemikli yapılır. Ayrıca ilik kemikleri vardır. İçindeki ilik çıkarılıp yemeklerde kullanılır.
paketlidir onlar, satılır hazır. Hazır ilik satın alırsınız yani. Bu mesela bizler buralarda yok o gibi. Ben bütün bunların bir kitap haline gelip topluma sunulmasından keyif duyuyorum. Böyle bir şeyler var diye. Dolayısıyla bunu yapıyorsunuz. Tabii bunu yapınca çevreye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Kültür tarihi diye bizim ayrıca bu kültür kitaplı, sizin bahsettiğiniz kültür kitaplığı çoğu zaman giriş kitabıdır onlar. Gene akademiktir ama giriş kitabıdır. Bu küçük olmaları basit oldukları anlamına gelmez. Her alanın ciddi uzmanları tarafından yazılanları seçiyoruz orada. Fransız Püf ile İngiliz Oxford'un karışımıdır. O ikisinden seçerek yapıyoruz. İkisinin de benzeri dizileri var. Ayrıca biz en büyük özelliğimiz yayın evinde kültür tarihi diye bir kavramı soktuk. Daha önce olmayan bir kavramıydı bu yayıncılığa. Mesela çayın kültür tarihi, seyahatin kültür tarihi, kahvenin kültür tarihi gibi. Mesela şimdi burada da şu oldu. Ben seyahate meraklıyım. Almanca editörümüz arkadaş bana şey getirdi. Bir kitap getirdi Almanca. Bakın dedi, bu dedi Almanlar da çok kültür tarihi. Erdal abi dedi, bu şey dedi, seyahatin kültür tarihi, tam sana göre. Yapalım bunun Türkçesini. Kitabı biraz anlattırdım. Sonra içinde bir resim bulduk şöyle karıştırırken. O resmin de kavrayınca yapıyoruz dedim. Bu resim bana yaptırdı. Resim nasıl biliyor musunuz? Ben sonra o resmi kapağa koydum. Çizim, el çizimi. O dönem seyahatler 8-10 tekerlekli, işte 6-4 atlı at arabalarıyla yapılıyor. İçlerinde şey var, sıra halinde oturuyor insanlar, önde masa. Orada yemek yiyorlar, uzun seyahatler yapılıyor. Söz gelimi Avrupa'da 2 tane turizm merkezi var. Biri Güney Fransa, Saint-Tropez dediğimiz bölge. Bir de şey, Liège tarafı Belçika'da, kumarhane, spa filan gibi. Zenginler oralara tatile gidiyorlar. Şimdi araba dolu, 8 at var, uzun bir araba böyle, vagon gibi. Çatıda 4 kişilik bir orkestra müzik yapıyor. Üstünde araba. Yani giderken müzik dinliyorlar, canlı müzik hem de. O resim bana o kitabı yaptırdı. 4 baskımı ne yaptık? Yani bu zaten kültür akışını epeyce derinden gösteriyor. Çok şey, tabii o, çok şey bastık oradan. Yani mesela aynanın tarihini gibi, gölgenin tarihini gibi. İş biraz da sanata da kaydı bazı kitaplarda. Bunlar çok keyifli işlerdi. Yeter ki toplumda karşılığını bulsun. Bu aslında yayıncılık içerisinde düşünme biçimini de çoğaltan, yayan, biraz daha zemine daha farklı şekilde yayan bir. Bir yayın evi şekli de misyon yayıncılığıdır. Bunu itiraz anlamında söylemiyorum. Bir seçimdir sonuçta. Mesela belli bir görüştedir arkadaş, sadece o görüşle ilgili kitaplar yayınlar. Hiç itirazım yok. Fakat ben öyle olmadım. Yani ben dediğim gibi merakım sonsuz olduğu için. Yani ben şimdi sizden sonra Everest'e tırmanan dağcıları da seyredebilirim videodan. İşte başka bir program da seyredebilirim. Merak şeyim açık yani. Perspektifim çok açık. Bir de çok seyahat edince öyle oluyor. Yani ben şimdi mesela şey düşünüyorum. Anekdotlar sadece seyahat anekdotları. Şey değil, rehber değil. Anı hiç değil. Belli ülkelerdeki çok enteresan ama rehberlerde göremeyeceğiniz, bulamayacağınız şeyler. Çok fazla şeye tanık oldum çünkü. Gibi. Ama başka birisi, mesela o misyon yayıncılığı yalnız daha çok dönemsel oluyor. Belli bir zaman sonra şeyi düşüyor. Dinamikliği düşüyor. Evet. Peki şunu da merak ediyorum. Bu çeviri eserlerin daha fazla yapılması, siz bu anlamda çok fazla çalıştığınız için bunu özellikle size soruyorum. Telif eserlerin niteliğini de belirledi mi çeviri eserleri? Demin söyleyecektim. Konu genişledikçe kaçıyor ara sıra. Demin onu söyleyecektim. Şimdi güncel kitaplardan kaçındık biz. Bunu bilerek yaptık. Telif yaparsanız güncel kitap çok fazla var. Yani daha çok gazeteci yazarları kastediyorum. Benzeri yazarları, güncel politik olayları. Çünkü üzerlerinde çok fazla spekülasyon yapılan kitaplar. İsmimizi oralara sokmak istemedik. Bir
kitap yapacağız, bilmem ne tarafında gibi algılanacağız. Başka bir kitap yapacağız, başka bir şey tarafında. Çünkü o tür kitaplar o. Onun için o biraz telifin az olması da bu sebepten. Kaçındık o kitapları yapmaktan. Onu yapan çok yayın evi var. Ama belli isimleri basacağız mecburen. Fakat o zaman da sanki işte biz aynı görüşteymişiz. Hiç ilgisi olmamasına rağmen. Dolayısıyla başa çıkamayacağımız şeyi hiç girmedik. Bunu bilerek yaptık. Ama bakın, Seyahat'in kültür tarihini bir Türk yazmış olsa hemen basacağız. Yani ama o olmadığı için çeviri oldu zaten çoğu. Mesela caz felsefesi, Türkiye'de birisi ciddi bir şekilde yazmış olsa hemen basacağız ama biz mecburen çeviri yaptık. Siz aslında ilgi alanı ve kültür zeminini oluşturan kitapları yayınlamak istediğiniz için bu biraz daha çeviride odaklanmış bulundu. Evet. Peki 12 Eylül'den sonra birçok akademisyenin işte üniversitelerden atılması ya da çıkmasından sonra bu yayıncılık biçimi de değişti dediniz. Düşünme biçimi aynı zamanda değişti dediniz. Burada bir ansiklopedi yayıncılığı da biraz artıyor o dönemde. İşte iletişim yayınları kuruluyor, onun ansiklopediler var, meydanlar, ruslar var vesaire. Siz hiç ansiklopedi bastınız mı? Hayır, ansiklopedi basmadık fakat o çok büyük bir iş. Ticari olarak da bizi ezebilecek bir iş. Yani matematiği de çok büyük. Ama mesela bir mitolojiler sözlüğümüz var idi. 2 cilt. Dünyadaki en büyük mitoloji sözlüğüydü. Büyük boy ve 2 cilt. Onu yaptık. Ondan hala gurur duyuyorum. Ama tabii çok uzun yıllar içinde bitirebildik. Satışı ister istemez düşük. Yani gidin işte Mikronezya'daki bilmem ne adasındaki yerlilerin piposuna kadar bulurdunuz içinde yani. Böyle bir kitaptı. Tekrar baskısını yapamadık. Bir Fransız editör yapmıştı onu. Ansiklopedicilik apayrı bir şey. O gerçekten endüstri yani. Ama biliyorum o dönem öyleydi. Bir de şöyle çok fazla insan, özellikle öğretmenler hapisten çıkıp işsiz kalırdı. Bütün o pazarlama şirketleri, o taksitli ansiklopedi satışlarında bu arkadaşlara iş verirlerdi. Ya adam köyüne gidiyor, hapisten çıkmış, sadece ona iyilik olsun diye alanlar vardı. Böyle bir endüstri şey kuruldu, pazar kuruldu o zaman ama tabii şimdi bitti, esamesi kalmadı. Biraz da bilgisayarla birlikte, bir de o konular var çok direktman. Tabii dönüşen biçimler. Evet. Peki yayın evlerinin kitlenin gündemini yani okuyucunun ve aslında Türkiye toplumunun gündemini belirleme ya da yön verme gibi bir faktörü var mı sizce? O misyon yayıncıları, misyon yayıncıları tam olarak bunu yapıyorlar zaten. Ama bizim tarzımızda bu yoktu. Böyle bir endişemiz yoktu yani. Biz farklı bakıyorduk biraz. Bu bize has bir şey ama onu öyle yapanlara da bir itirazım yok tabii. Herkes aslında görüşünü böylelikle yaymalı ve söylemeli. Öyle normali bu. Hiçbir şeye bu niye yayınlanıyor diye bir itiraz bence çok affedersiniz tırnak içinde ilkel bir itiraz yani. Hı hı. Peki biraz böyle yayıncılığın seyrine bakarsanız, çünkü hem kitabevi deneyiminiz var hem yayınevi deneyiminiz var sizin ve devam eden çok da köklü bir yayın evinden bahsediyoruz. Yayın evini etkileyen Türkiye'deki siyasal darbeler, tabii 80 darbesinde de bu açıdan çok fazla üzerinde duruyoruz bir kırılma noktası olarak. Bunun haricinde bir siyasal dönüşüm noktaları var mı Türkiye'de? Yayıncılığı dönüştürmüştür mesela işte. İyi ya da kötü de olabilir bu. 12 Eylül darbesi üstünde kocaman kötü yazan bir kavram. Fakat sonuçları itibariyle bir takım olumlu şeyler de yol açtı. İşte akademiyanın yayın hayatına girmesi gibi. Yani çünkü onlar üniversitedeyken o kadar fazla ilgilenemezlerdi. Fakat boşta kalınca şey oldu. İster istemez girdiler. Mesela o arada şey patlaması oldu. İşte iletişim yayınlarının kuruluşu o dönemdir. Metis yayınlarının kuruluşu o dönemdir. Yani Hil yayınlarının o dönemdir. Yani biraz da şey kaynak olduğu için kurulmuşlardır onlar. Ve Türkiye'de katkı yapan çok güzel yayın evleri kuruldu. Çok iyi kitaplar yaptılar. Mesela iletişimin tarih dizisi filan
Yani mükemmel, benim şahsi görüşüm, mükemmel kitaplar yapar. Bazı insanlar sevmeyebilir, bazıları sevebilir, onu bilmiyorum ama böyle bir yayın evinin kazandırılması önemli bir iş. Bu o sayede oldu ama mesela 12 Eylül öncesi inanın çok daha vahşiydi her şey. 12 Eylül'de öyleydi yaşam şeyi olarak. Yani şey, şimdi düşünün, bir yanında bir iki as subayla beraber bir komando yüzbaşısı girdi dükkana, Zafer'de 35 metrekare. Kim buranın sahibi dedi, ben kalktım ayağa, benim dedim. Sen dedi, gizli örgütlere, Marksist örgütlere yardım ediyormuşsun. İstihbaratın geldi bize, kök söktürürüm sana, gözüm üstünde dedi. Gittik, kim olduğunu da bilmiyorum. Bir itiraz da edemezsiniz, çok başka yere gider iş. Yani böyle çok dehşet şeylerle karşılaşıyorduk şimdi. Çok fazla hatırlamıyorum veya anmak da istemiyorum. Mesela komik şeyler de var. Biraz da şey yapayım, bir küçük kaçamak yapayım size. Askeri koğuş, Mamak cezaevi, askeri cezaevi. Sabah 6'da kalkma zorunluluğu var. Sabah 6'da şey giriyor, o uzun gardiyan asker. Böyle bir metrelik copları vardır onların. Daha iyi dövebilmek için. İki katlı ranzalar, ranzaların üstündeki demirlere önce o demirlere vuruyor. Böyle sırayla buna vuruyor, buna vuruyor. Sırayla gidiyor koğuşta. Kalkın lan, günaydın lan, kalkın lan, günaydın lan. Ben çok gülüyorum buna tabii. Ondan sonra öğrendim. İç düzükte yazıyormuş, mahkuma günaydın demek zorundalarmış. Ama bu şekilde yani böyle bir takım şey, mizahi bakarsanız da çok komik şeyler de oluyordu. Ama en korkuncu şeydi. Avluya çıkarıyorsunuz. Ülkücüler bir tarafa, devrimciler bir tarafa, boy sırasına göre diziliyorsunuz. Baştan 30 kişi, baştan 30 kişi. Yani aynı cüssede olacaklar. Kavga çıkacak çünkü koğuştan. Her gün çıkıyordu ya, birkaç günde bir çıkıyordu. Küçük bir koğuşa 60 kişi tıkılıyor. Şimdi kavga çıkmaması mümkün değil. Ya birisi dirseğini vuruyor ya bir şey oluyor yani. Dışarıda birbirini öldüren kesim. Bir kavga çıkıyor. İlk kavgada bir dayak yedim. Çünkü arada kaldım. Yeniydim de beni de çok tanımıyorlardı. İki taraftan da dayak, yumruk yedim. Gözüm şişti, bilmem ne oldu. Öğrendim, kavga çıkar çıkmaz sırtımı duvara veriyordum. Şey, şimdi ama asker de, o büyük şoklu askerler kapının önünde bekliyorlar. Kavga uzun sürüyor ve iki taraf bitap duruma düşüyor. Bir tarafın kazanması mümkün değil. Güçler eşit. Ondan sonra askerler giriyor, o joklarla onlar başlıyorlar. Yani bu kısmı, bu tip şeyler çok oluyordu, dehşetti yani. Ve içerideki evet. Çocukların çoğu masum, yani basit şeylerden gelmişler. Gene bir küçük parantez açmama izin var mı? Lütfen, buyurun. Şey, biraz lütfen. Trajikomik olduğu için. Adamcağız şeyde çalışıyor. Bakın bu hakikaten yaşanmış bir olay. Devlet Demiryolları'nda işçi Ankara'da, tren garında. Her gün oradan çıkıyor, Sıvgiye'ye geliyor. Banilyo treniyle Kayaş'a gidecek, evi orada. Ve oradaki şeyde bir büfe var. Büfeden sonra merdiven çıkarak trene yetişiyor. Büfede şey içiyor. Bir bira içiyor işten sonra. Tek bir şey bira içiyor. Sonra biniyor trenine, evine gidiyor. Her gün yaptığı iş. O gün nedense canı ayran istiyor. Ayranı içerken tren geliyor, koşması lazım, acele ediyor, üstüne döküyor. Şimdi şu istasyona çıkan merdivenden koşarak çıkarken bir anda kendimi diyor havada buldum. İki tarafında iki tane jandarma onu kollarından yakalamışlar. Birkaç dakika önce orada duvarlara gruplardan birisi afişler yapıştırmış. Onlar da süt kostikte yapıştırılır. Süt kostikte ayran gibi beyaz renktedir. Bunun da burada beyazı görünce bunu havada kapıyorlar, sen yapıştırdın diye. Adamı getirdiler mama. Adam ağlıyor, çocukları var. Hiçbir politik tarafla ilgili değil. Adam bir hafta ağladı. Ondan sonra 20. gün falan şansına mahkeme çıktı. Yoksa 20 günde imkan yok da tahliye oldu gibi. Böyle çok komik şeyler de oluyordu tabii.
Tabii içeride bunlara epeyce şahit olmuşsunuz. Oo, neler neler. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi İstanbul'da bu çok fazla var. Tabii siz çok ideolojik ya da misyon yayıncılığı yapmadınız ama sonuç olarak bir politik ortamın içerisindesiniz. O şehirde yaşıyorsunuz. Tabii. Bu ortamın, bu iklimin kokusunu alıyorsunuz. Yani benim kişisel olarak görüşüm belli ama bunun kitabına yansıtmak. O başka. Tabii. Peki böyle Ankara'da sol-sağ yayıncılığın yakınlaştığı evreler, dönemler ya da işte kültürel alışverişlerin yapıldığı dönemler, ortamlar var mıydı, oluyor muydu? Ya tabii. Şimdi mesela bakın ben Zafer Çarşısı'ndaki en radikal dönemde, inanın affedersiniz, silah taşıdığımız günler bile vardı. O dönem öyleydi çünkü. Bir de çok gençtik. Bizim kitap evimde Ziya Gökalp'ın Türkçülüğün Esasları dururdu. Ve yüzden açık dururdu. Sol kesim, her türlü sol kesim geldiği için beni eleştirirlerdi. Ben de derdim ki, sokaklarda sansüre karşı bağırmıyor muyuz hep beraber? Niye sansür ediyorsun? Ama şey yoktu. Mesela Türk İş'in kitabı yoktu. Ama o başka bir şeydi benim için. Ama Ziya Gökalp başka bir isim. Keza yine bu Volga Tatarlarından bir adam. Şimdi isimler zaman geçince aklımda kalmıyor. Ciddi Türk tarihi üzerine, İslamiyet üzerine. Ya ben o dükkanda komünist manifesto da satıyordum ama Kur'an da satıyordum. Yanında İncil de satıyordum. Bir takım şeylere dikkat ediyordum, olması gereken şeylere. Dolayısıyla mesela geçenlerde Ötüken geldi, bize biraz destek oldular. Yani açıktan konsinye kitap verdiler. Ötüken, ülkücülerin çok tarihi bir yayın evidir. Yani ama ilişkilerimiz çok çok iyi. Çünkü her zaman çalıştık. Ona benzer birçok yer. Bizim Akça yayın evi mesela. Ben çocuklara dedim ki, biz arkayı cam mekan yapıp büyüttüm. İlk söylediğim şeylerden biri, Akça'ya gidin, tam çeşidini koyun. Koyamıyorduk çünkü yerimiz yoktu, tam çeşidini koyun. Çünkü biliyorum ne tür kitaplar yaptıklarını ve önemli kitaplar çok içinde onların da. Yani bu tür yakınlaşmalar hep oldu, yani hep vardı. Ama şey değil, o ideolojik yapıda olan insanların yakınlaşması hiçbir zaman mümkün değildi, cezaevinde bile değildi. Yani avluda havalandırmaya çıkıyoruz. Hemen şeylere bakarsınız, topuklara. Eğer ayakkabıların topuklarına basılmışsa kavga çıkacak demektir. Çünkü ayakkabı silah olarak kullanılıyor, vurma aleti. Topuklar basılmış çıkılmışsa kavgaya hazır olacaksınız gibi. Yani böyle şey, onların anlaşabilmesi mümkün değil. Ama yayıncılık anlamında dediğim gibi yakın. Yani biz mesela Timaş yine sağ kesimden ısrarla biz 3 kere patronuyla yemek yedik. Sohbetler ettik uzun uzun. Benim kitabımı basmak için ısrar ettiler. Anılarımı yazayım da bassınlar diye. Gibi yani hiç şey böyle düşmanlaştığımız yer olmadı. Şu oluyor mesela. Dışarıdan birileri bize kötü gözle bakıyor. Bu çok fazla oluyor. Ona bir çare yok. Evet. Peki böyle ilk kurulduğu günden bugüne kadar sürdürmeye ısrarla sürdürmeye devam ettiğiniz böyle temel misyonu var mı yayın evinin? Yani şunu biz yaparız ya da şunu biz yapmayız gibi. Yani bu kitap muhtevası da olabilir, bir teknik bir yayıncılık deneyimi de olabilir. Yani şöyle, ben kitapçı olarak başladım. Başlangıçta yayın evi gibi bir planım ve hedefim yok idi. İşte Murat Hanım ve başka birkaç kitap daha denemesini yaptım. Orada kaldı o. Kültürle ilgili her alan ilgi alanımıza giriyor. Ama koşullar Türkiye'de, sadece pandemi değil, pandemiden önce de Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntıya girildi. Bunu çok konuşmuyoruz şu ara karambolde ama hakikaten yani neredeyse kriz başlıyordu Türkiye'de. Yani o koşullar vardı. Biz bakın 4 senedir şube kapatıyoruz. Bakın 4 sene, 5 sene önce 128 kişi çalıştırıyorduk. Şu anda 55 kişi çalıştırıyoruz. Eğer 128 kişi devam etseydi batmıştık şimdi. İflas etmiştik. Ve 4 tane şube kapattık. Yani bu Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardan dolayı oldu. Pandemi sonradan geldi. Dolayısıyla ama yeri geldi ben sanat galerisi yaptım ve satışsız. Bütün masraflarını cebimden ödüyordum. İnanın
Ben nikah yüzüğümü senet ödemek için sattım. 12 bin liraya. Hiç unutmayacağım onu. Mecbur kaldım sattım. Çaresiz kaldım. Yani öyle günler geçirdik 12 Eylül'den sonra. Fakat biz o galeriyi çalıştırdık. Ünal Cimit Hoca, İstanbul'da sanat tarihi profesörü, heykeltıraş, seramik şeyi, bütün hayatınca sergileri açmış, hiçbir galeri yapmamış. Kamyon, kum tepelerin üzerinde sergilenmesi istiyormuş. Biz iki kamyon kum getirdik dükkanın altına. Yani yaptık adamın istediği şekilde ve adam bayağı gözyaşları akıttı sevincinden. Bunları yapıyorduk, biraz da yani deli doluyduk, şeydik ama toplum da destekliyordu bunu. Galeri, mesela müzik bölümü çok zengindi. Türkiye'nin en büyük müzik mağazasını ilk kez biz açtık bilmem kaç tarihinde. Sanat meraklısı, yani bu sadece poster değil. Bir sürü özel sanat eserinin tıpkı basımlarını, orijinallerini tabii ki görmemiz bile çok zor. Yıllarca onunla uğraştım. Çok zevk aldığım bir konu o da benim. Seyahat gibi, bilmem ne gibi. Yani kültürel alana giren her şey ilgi alanımızdaydı. Yapabildiğimizi yaptık ama öyle ki koşullar bir gün hop dur diyor size, duruyorsunuz o zaman. Evet, şimdi bu dostun bir hafıza mekanı olması meselesini birazdan tekrardan dönmek istiyorum. Ondan evvel kısaca yine yayıncılık üzerine şöyle bir merakım var. 90'lardan sonra Dost aslında bir sivil yayıncılık. Tam anlamıyla evet. Yani hani sivil yayıncılık yapan bir yayın evi, aynı zamanda kitap evi. Ama 90'lardan sonra biraz daha sektörleşiyor, endüstrileşiyor aslında yayıncılık evresi sizin de bildiğiniz gibi. Ve biraz daha böyle sermayenin arkasında sermaye olan yayıncılıklar. İşte holding yayıncılıkları, işte banka yayıncılıkları vesaire var. Kitapçılık da öyle. Evet, bugün hala aslında gündemi belirleyen yayın evleri bir yandan ya da işte piyasayı belirleyen yayın evleri hala aynı şeylerde, aynı isimler denilebilir. Peki yayıncılığın bu sivil alandan patronaj alanına, sermaye alanına geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sivil bir yayın evinin sahibi olarak. Çok belirleyici bir soru. Çok teşekkür ederim. Çok da önemli bir soru bu. Çünkü birçok şeyi etkileyen bir durumu siz dile getirdiniz. Bir kısaca kitabı bir kısmına bahsedip yayıncılığa geçeyim. Zincir mağazacılık bize çok kişi söyledi. Neden yapmıyorsunuz diye. Ben şimdi piyasayı çok iyi incelerim. Yani Amerika'yı da incelerim, artık şimdi imkanlar var. Çok fazla kitabımı gezmişimdir bütün dünyada. Rusya'dayım, rehberle fuara gittim. Rehberime dedim ki Moskova'nın en büyük kitapçısını bana göster. Götürdü bir ada, ironik olarak da eski KGB ile yan yana, dev bina ikisi de. Fakat aynı, yani cephe cepheyeler, arada sokak var. 5 katlı bir şey, 1 milyon 200 bin çeşit olan akıl almaz bir yer. Fakat Stalin dönemi mimarisinde binalar büyüktür Rusya'da. Stalin gösteriş ve sistemin büyüklüğünü vurmak için tavanlar çok yüksektir. Yani bizdeki normal tavanlardan 2 metre daha yüksektir. Kapılar yüksektir. Her şey büyüktür yani. O dönemin mimarisi taş bir bina. Fakat tavana kadar kitap rafı koymuşlar. Bizde insan elinin değmediği yere kitap konmaz. Kuraldır o. Yani insanların elinin orta boylara göre ölçeriz. Ona göre yapılır raflar. Üstteki raflar öne çıkmıştır rahat kitap alınsın diye. Şaşırdım. Merdivenler koymuşlar. Büyük lastik tabanlıklar yapmışlar. İnsanlar merdivenlerin tepesinde kitap seçiyorlar. Yani aklım almadı. Bizde çünkü eğilmez bile okuyucu. Biz Türkler biraz konformistiz. Eğilip almaz. Biz onun için ön çıkıntı yaparız. Yani gittiğim her yerde bir şey görürüm. Fakat zincir mağazacılık bu özelliği kaybediyor. Hepsi aynı mimari, aynı düzen. Bir de ister istemez onlarda daha çok hemen hemen sadece ticari amaçla kurulduğu için sadece satış yapabilecekleri, kar yapabilecekleri seçimler yapıyorlar. Yani bizdeki kadar detaylı çeşit koymuyorlar.
Çünkü onların şeyleri, bakışları farklı. Bu sefer butik kitapçılık Türkiye'de hiç gelişmedi. Özellikle Fransa'da, İngiltere'de çok gelişmiştir. Fakat bizde maalesef o döneme bir türlü geçilemedi. Butik kitapçılık bir yana normal kitap evlerini de öldürdüler birçok yerde. Burada yayıncıların da çok kabahati var. Benim kendilerine de açık söylediğim bir şey. Kitap fuarları bizde bir panayır gibi oldu. Yani hemen bir gün açılıyor, indirim levhaları asılıp satış başlıyor. Fuar o değildir ki. Ben 5 ülkede fuara gittim. Halka kapalıdır. Davetiyeniz olması lazım içeriye girebilmeniz için. Yani sadece son 2 gün yıpranmış kitapları satarlar ucuza. Halka açıktır. Onlar kitap evlerini vurdu. Şimdi kendi aralarındaki toplantılarda yayıncılar hep bu konuyu konuşuyorlar. Hep biz kabahatliyiz, biz bu hale getirdik diye. Şu anda zincir mağazalar da zor durumda. Çünkü şey, çok ciddi maliyetler başladı ama satışlar ve karlılıklar o oranda değil. Yani zincir mağazalar bir yandan hizmet yaptılar. Mesela hiç kitap gitmeyen şehirlere kitap götürüyorlar. Bu bir hizmettir. Ama bir yandan da niteliği iyice düşürüyorlar. İki tane şeyi var, yani iki yanı var, olumlu ve olumsuz. Yayın evde çok büyük sermaye isteyen bir iş gerçekten. Bizim kendi satış gücümüzde olduğu için kitap evleri ve işte diğer dağıtımlara verip yerine kitap alarak tahsilat problemlerini aşmak gibi o avantajımızı yürüttük. Yoksa çok büyük bir sermayemiz yok. Ama her zaman büyük sermaye Türkiye'deki yayıncılığa baktığımda hayırlı iş yapmıştır. Yani mesela bankaların girmesine çok kızan yayıncılar vardı. Ben aksini savunuyordum ve ben şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. Çünkü yayın yapan bankalar çok güzel yayınlar yaptılar, çok güzel kitaplar. Şimdi İbn-i Batuta mesela Arap seyyah ve tüccar. Ben Maldiv Adaları'na 4 kere gittim. Deniz merakım var Hint Okyanusu'nda. Küçücük adalar grubudur orası. İlk defa Maldivleri de keşfeden adamdır İbn-i Batuta. Çok büyük bir seyyahtır. Yani Marco Polo kadar önemli bir insandır ama bilinmez. Somali'den başlamıştır. Büyük Sahra'yı geçmiştir. Düşünün bundan 800 sene önce. Büyük Sahra çölünü geçmeyi kimse yapamamıştır ama bu adam yapmıştır. Öyle bir seyyah. Ben o adamın anılarını basmak istedim. Orijinaline bir baktık. Kocaman iki cilt, büyük boy. Mümkün değil bizim yapmamız. Çok istiyordum. Kalktı Yapı Kredi Yayınları yaptı işte. Çünkü imkanı var. Biz yapamazdık, onlar yaptı. Yani bayağı bir hizmet yaptılar banka yayın evleri ve büyük kuruluşlar. Olumlu. Yayın bölümünde olumlu. Ama kitap bölümünde biraz zararlı oldu. Peki butik yayıncılık gelişmedi dediniz. Butik kitapçılık. Bu butik kitapçılık dediniz. Bunun tam olarak sebebi nedir? Ya henüz oraya gelmedi ne farkı Türkiye. Vardı yani mesela? Türkiye'nin o kültürel seviyesi oraya gelmedi. Çünkü bu her yerde yok zaten. Fransa'da var. İngiltere'de var. İngiltere'de özellikle o Covent Garden Londra'da. Ya mesela ben gezi meraklısıyım. Gezi kitapları satan 150 metrekarelik iki kat 300 metrekare bir kitap evi. Sadece gezi kitabı satıyor. Sadece girişte sola şey koymuşlar, gezi edebiyatı koymuşlar. Onun dışında harita ve gezi rehberi. Yani inanılmaz bir şey benim için. 300 metrekare. Sadece sanat kitabı satıyor. Paris'te Saint-Germain Caddesi'nde bir şey var. Sadece çizgi roman satıyor. Yani bir girdim, biz kortoları basmak istiyorduk. Kortolara da girişte pano yapmışlar. Onu görür görmez basmaya karar verdim. Çünkü önemini vurguluyor aynı zamanda gibi. Ama bizde hiç olmadı bu. Yani bu tür dükkanlar oluşmadı. O kadar büyümedi. Yani piyasa o kadar büyümedi. Şeyde de yok. Yani gidin Avusturya'da da bulamazsınız kolay kolay. Sadece şeydir, denizci kitapları olur her yerde, meraklılardır. Bir de antika kitapları olur. Onun dışında butik yayıncılık sadece çok kültürel şeyi çok yüksek olan ülkelerde.
Evet. Peki şimdi dost aynı zamanda bir hafıza mekanda. Bununla ilgili çok fazla şey de anlatılır. Benim de çok ufak Ankara'da yaşamıyorum, İstanbul'da yaşıyorum ama benim de bununla ilgili deneyimlerim var. Mesela bir dost kartım var benim. Dosta bir evet bir de kara kitap meselesi var diye biliyorum ben. Anlatılan bir efsane, insanların yazdırdıkları, kitap alıp yazdırdıkları bir Kara kitap defter. bu. Kara defter, evet. Bu anekdotu bir anlatabilir misiniz? Yani Mesela bu dost bu tabii anlamda neler yaptı bir zaferde hafıza mekanı başladı. Tabii olarak? o zaman ne banka ne kredi kartı ne hiçbir şey yok. Zafer çağrısında başladık. Çok fazla ihtiyacı olan insan oluyor. Hatta şeydir, mesela hırsızlık olur o zaman fakat kitap hırsızlığı mubahtır diye bir söz vardır. Fakat şey, ihtiyacı olan insanlar, öğrenciler kitapçılar belli ki okumak için alıyor. İnanın çok fazla sayıda insana ben o kitapları paketleyip hediye etmişimdir çıkarken. Yani ücret almaksızın. Krediye bir şey, siz işte Büşra Hanım'sınız, geliyorsunuz, söylüyorsunuz ki ben şu anda imkanım yok ama bu kitabı almak durumundayım. Borç yazabilir misiniz? Ben size bu aynı bakkalların olduğu siyah kaplı defter açarım. B harfine Büşra Hanım yazıyor. Soyadınızı bile sormam. Onun sıra işte 18 lira yazarım. Ne zaman isterseniz gelip ödersiniz ya da ödemezsiniz. Aynen böyleydi. Yıllarca sürdü. Sonra konut sokağa gidince de sürdü. Nerede ki sonra banka kredi kartları çıktı. O zaman bir ara 120 bin kişiydi şeydeki konut sokakta şey olan. Şey olan. Sonra barkod filan çıkınca biz kart bastırdık işte sizin kartınızı. Ve şey bilgisayara geçtik olayı. Ama onun öncesi kara kaplı defterdir, evet. Bir şey vardır. Siz de bu bir söyleşinizde de anlatıyorsunuz zaten. Dostun önünde buluşmak. İşte dostun önünde fotoğrafa birkaç saniye baktığınızda mutlaka bir arkadaşınızla buluşuyorsunuz diye bir esprisi vardır dostun. Evet. Bu anlamda mesela bu anlamda nasıl bir işlev görüyor dost? Hem dönüşümünü birazcık belki geriye dönükten bugüne kadar bir dönüşümünü anlatabilirsiniz belki bize ve bugün hala o işlevini nasıl sürdürüyor? Ya şöyle şeye inanmanızı isterim. En küçük bir dahimiz yok o olayda bizim. Yani zaten yapılabilecek bir şey de yok. O kendiliğinden toplumsal bir şey yapı olarak oluşmuş bir durum. Dost sanat ortamı haline dönüştürünce Konur Sokağı'ndaki alt katta galeri açtık. Biz orada sanat pazarları yapıyorduk ayda 2 gün. Herkes kendi yaptı. Sadece el ürünleri katılabiliyordu. Yani şey fabrikasyon hiçbir şey almıyorduk. Herkes evinde mesela bebek yapıyor, onu gelip orada satıyordu masa kiralayıp. Ayda 2 kez cumartesileri onu yapıyorduk. Dost sanat ortamı oluşunca önde buluşmalar başladı ama tamamıyla kendiliğinden. Bir gün burası benim evimin çatı katı. Buradayım, çalışıyorum. Şöyle bir kafamı kaldırdım televizyona. Bizim şu anki Karanfil Sokak'taki merkez şube şeyi Dost diye yazısı çıktı ekranda. Şaşırdım birdenbire baktım. Ankara'da bir kısa film yarışması yapılıyor her sene. Kısa film yarışmasında birinci almış film, birinci olmuş bu film. Dostun önünde buluşmak teması. Nasıl hoşuma gitti seyrettim tabii. Çok hoşuma gitti. Bu gerçekten ve şu anda biz Dostun dışındaki bir bahçe duvarının tamamına yaklaşık 40-50 kişinin oturabileceği kadar uzun banko yaptırdık. Çünkü çok insan ayakta. Çok fazla kalabalık da oluyor. O banko rahatlattı orayı. Sizin dediğiniz gibi işte muhakkak bir arkadaşınızı görürsünüz gibi. Fakat inanın sadece kendiliğinden oluşmuş bir şey. Bizim de bu çok hoşumuza gidiyor. Eskiden dostta kitap okunurdu. O adetti. Hatta alt katta galeride minderler vardı. Onlara oturulurdu. Şimdi tabii mümkün değil o kalabalıkta artık. Yani biz de endüstrileştik bir anlamda. Şimdi kitap okunur. Biz hiç itiraz etmeyiz. Hoşumuza gider bu. Ondan sonra okuduğu yere küçük bir kağıt parçası koyar. Kitabı da en alta koyar satılmasın diye. Çünkü birkaç gün sonra gelip devam edecek. Bir gün arkadaşlar getirdiler. İki yerinde ayrı kağıt vardı. İki kişi okuyor ki aynı kitabı. Şimdi tekrar şeye dönersek, ya hakikaten büyük sermayenin yayıncı, ya ben mesela Taylor French diye bir grup var İngiltere'de.
65 bin çeşit kitap basmışlar. Bir Vietnam tarihlerini gördüm ben onların. Şu boy, ciltli, 6 cilt Büşra Hanım. Sadece Vietnam Savaşı, 6 cilt. Ama çok büyük vakıflar var arkalarında. Çok büyük işte o lordlar var, bilmem neler var, burjuva kısmı var. Finanse ediyorlar, yoksa mümkün değil. Şimdi Türkiye'de o tür yayın evleri yok ama gene de bu büyük sermaye, bak şey, üniversitelerin girmesi, bankaların girmesi ve benzeri kuruluşların yayıncılık için çok faydalı. Buna kesin şeyiz yani, ama kitap evinde hem faydalı yönleri var hem de zararlı yönleri. Şeyde ayakta kalmak gerçekten çok zor. Şeydi şimdi, bir takım nitelikli kitap evleri vardır. Çok az kaldı artık ama İstanbul'da bile bildiğim kadarıyla parmakla sayacak kadar azlar. İşte Mersin'de bir tane var, bir tane İzmir'de var filan gibi. Bu tür kitap evlerinin gitmemesi lazım. Mesela ben orta ve küçük yayın evlerini çok önemserim. Çocuklarla konuşmalarımızda filan. Hep biraz torpil de yaparız onlara, ne yapabileceksek. Ayakta kalmaları lazım. Sadece büyük yayın evleri olursa o da. Yani ben şimdi çok büyük bir yayın evinin, şu pembe dizi diyebileceğimiz nitelikte aşk romanları gibi olan bir kitabı, kitapla ciddi edebi değeri olan bir kitabı aynı formatta bastığını biliyorum. Bu müşteriyi biraz da affedersiniz kandırmaktır okuyucuyu. Yani çünkü bu kitap o formatta olan, yani ikisi yan yana olamaz o kitapların. Basmana itiraz etmiyorum ama aynı formatta nasıl yapıyorsun? Aynı kapak dizaynıyla. İşte bu tür şeyler de işin şeyini bozuyor, niteliğini bozuyor. Evet. Dostun başucu kitapları diye bir bölümü var. Bu aslında çoğu yayın evinde, şey kitap evinde bulunuyor işte. İlk çıkanlar vesaire. Dost'ta da bu erken dönemden itibaren var diye hatırlıyorum ben de. Bu başucu kitaplarını nasıl belirliyorsunuz? Şimdi bizde üç klasman var. Kim belirliyor? Bir, yeni kitaplar her yerde olduğu kadar. O büyük bir bölüm. Çünkü çok fazla kitap çıkıyor. Bir, ayın kitapları diyoruz. Onun daha çıplak ismi çok satanlar gibi. Biz biraz hoşumuza gitmiyor o kelime. Onun için ayın kitapları diyoruz oraya. Bir bölüm var. Bunlar hep ihtiyaçlardan doğan şeyler yalnız. Bir de başucu kitapları. Şimdi başucu kitaplarının özelliği şu. Klasikler, yani Küçük Prens orada olacak. Erasmus olacak. Moby Dick olacak. İşte Ahmet Arif olacak şiirde. Vesaire, yani hiç vazgeçilemeyecek kitapları koyarız oralara da. Bu biraz daha geride durur. Onu seçen arkadaş da hakikaten kitap evinin genel sorumlusu olan arkadaş. Yani oraya kitap seçebilecek yetkinlikte olan bir arkadaş. Dolayısıyla orada bir hata olmuyor. Belki eksiklerimiz var. İşte pandemi biterse, ben şu anda inemiyorum aşağıya. İnip bir ara sıra check etmekte fayda var. Peki bugüne kadar kaç kitap bastı Dost? Var mı bu sorunun cevabı? Şöyle yaklaşık bir şey söyleyeceğim. 1700 gibi. Ama şu anda gerçekte olan kitap sayısı 800. Peki mesela sizin masanıza geldi. Bu kitabı basmaya karar vereceksiniz. İşte yayıncılık süreç, yayın süreçlerinden geçiyor. Ya bu kitap çok basmaz ama şey çok satmaz ama işte belli oranda bir okuyucusu, kitlesi olur diye bastığınız ama daha sonra çok satan, çok da gündem olan kitaplar var mı? Söylediğinizin tersi olanlar çok. Yani şey... Genelde o anlamda mı oluyor? Evet, tabii. O oradan tabii. Mı oluyor? Biraz da şimdi sanat meraklım olduğu için çok güzel bir kitap geldi. Bu gene çeviri bir kitap ama şey, Rönesans'ta Gölge ve Işık diye. Ondan sonra biraz da benim böyle ilgi alanıma da giriyor. Süper dedim. Ondan sonra bir bastık. Yok, imkan yok, satılmıyor. Çünkü biraz da pahalı oldu. Renkli baskı filan, kuşa kağıtlar. Mesela şamanizm üzerine bir şey yapmak çok istiyordum. O da bir ilgi alanım benim. Epey okuyorum, belgesel seyrediyorum. Çok enteresan geliyor bana. Özellikle bizim bu Yakutistan var, Rusya'nın ucundaki. Türkiye'nin 3 misli, 4 misli büyüklükte.
işte 3 milyon falan insan yaşıyor. Dünyanın en soğuk bölgesi. Bunlar Türkiye kökenli, dilleri de öyle. Türkiye, Türk demiyorum yanlış oluyor. Türkiye demek daha doğru. Ve şeyler, hepsi şamanlar. Ondan sonra yaşam şekilleri falan çok enteresan. Özellikle hala ormanlarda yaşayan yaşlılar var. Bir türlü şehirlere adapte olamıyorlar. Sovyetler onlara şey yapmıştı, Rusya. Alüminyum çatılı evler, kış ortamı ve gaz takmıştı evlere. Yani yaşanabilir hale getirmişti. Çadırda, ormanda yaşıyorlar hala. Bir kısmı, hepsi değil. Neyse, bir kitap bulduk ama basılacak gibi değil. Çok inanılmaz güzel fakat çok pahalı. Fotoğraf başına bilmem kaç dolar fiyat istiyorlar. Bir de baktık olmaz. Vazgeçiyorsunuz. Konu olarak, onun için ben bazen şey yapıyorum. Artık iki kızım da karışıyor. Onlar da epey kitaba meraklı. Birlikte karar, birkaç arkadaşla birlikte karar veriyoruz. Ben bazen uçuyorum çünkü beni frenliyorlar onlar. Tabii tek şeyimiz bizim satış değil ama satışı da çok istiyoruz. Çünkü ayakta bu şekilde durabilirsiniz. Ama şey, sizin söylediğinizin tersi çok olmuştur. Bu kitap iyi satabilir deyip de satamadığım daha çok kitapla karşılaştık biz. Rönesans kitabının skop yüzlerinden biriyim bu arada. Evet, anladım. Çok kıymet verdiğim bir kitap. Yani şey, işte yani ilgi, şimdi şey de düşünüyorsunuz, yayıncısınız. Kitap tamam yani, kitabın kalite anlamında bir şey yok, endişemiz yok. Fakat Türkiye'de kaç kişi okur, niçin okur? Tabii. İlgili bir kitlesi muhakkak vardır. Peki şunu soracağım. Dost çok şey yapmış. Bunu da gördük, siz de anlattınız. Peki Dost başka neler yapabilirdi, neler yapamadı? Bununla ilgili var mı söyleyebileceğiniz şeyler? Daha ne yapabilirdi ya da? Ya Türkiye koşullarında şöyle bir şeyi niye yapmadık, niye yapabilirdik filan gibi duyguları bana yaşatacak hiçbir şey yok şu anda. Yani çünkü Türkiye koşulu, mesela galeri yaptık, galerimiz açtığımız sergiler çok ilginçti. Ticari sergiler değildi. Çok ilginçti. Ama şimdi onun da bir sınırı olur, gidiyorsunuz. Öbür türlü hani bildiğimiz profesyonel ticari galericilik hiç bize göre değil. Onun satışı için onların koleksiyonerlerini bulacaksınız falan. O bambaşka bir şey. Bizi aşan bir durum. Ama o yaptığımız sanat ortamı dediğimiz o sanat galerisi çok kaliteliydi. İşlev açısından, içerik açısından. İşte müzikte yaptık ama müzik maalesef bitti. İnternet bitirdi onu. Tamamıyla sıfırlandı aşağı yukarı. Bir ara çok kaliteli video kulüp yaptık, bandrolün olmadığı dönem. Yani her şeyi bulabiliyorduk o zaman. Bandrol gelip de endüstrinin içine geçince sınırlandığımız için kapatıldı sonra. Kitapçılık işte böyle. Yani düşünün işte şube kapatıyoruz dedim. Yani 4 senedir, 5 senedir şube kapatıyoruz. Çünkü şey, Türkiye'de ekonomi çok kötüye gidiyor. Bilmiyorum ne olacak. Şimdi şey koyduk, onu yapmıyorduk, biz inatla yapmıyorduk, internet satışı. Fakat şu anda sadece o piyasa var. Ve mecburen hazırlıyoruz şimdi, yakında başlayacağız. Çünkü şeyiz, başka türlü ayakta kalmakta zorlanacağımızı görmeye başladık. Sitede de uyarı vardır aslında, değil mi? Bu Dost'un kendi sitesinde de internet satışımız yoktur diye bir uyarı vardır. Tabii ama hayat işte dayatıyor bir noktada. Bizim şeyimiz ayakta kalmak, yani öyle çok paralar kazan. Hiç bir zaman öyle beklentilerimiz olmadı. Dönem dönem fena olmadı kazançlar. Ama şimdi şey, bu gidişat uzayacak çünkü bu pandemi süreci ve etkileri uzayacak. Yaşam şekline etkileri de söz konusu. Artık insanlar evinden alışveriş etmeye alıştılar. Her şey geçse bile bir kısmı buna devam edecektir. Bir de bizim okuyucu kesimimiz en eğitimli, en akıllı, en yani şey uyanık kesim. Kendini çok çabuk kapatıyor pandemiye karşı. Şimdi Ankara'da şu anda onu yaşıyoruz. Çünkü çok çoğaldı. Dünkü Sağlık Bakanı'nın şeyinde söylemiş, İstanbul'un iki katına çıktı Ankara diye. Biz hiç yerimizden kıpırdamıyoruz. Onun için sizi de yorduk bu kadar. Çünkü hiç yani şey bile
Bizde bir şoför arkadaş var, market alışverişi yapar. Ön kapının önüne konulur, hepsini eşim siliyor şeyle. Ve ikişer üçer gün bekleterek ondan sonra eve sokuyoruz. Ama böyle bir yaşam içinde orası Kitabevi Kızılay, dolmuşa binip, metroya binip oraya gitmesi lazım insanların. Yani mecburuz. Peki Erdal Bey, geriye dönüp baktığınızda DOST, yani bu sona yaklaşan bir soru olacak tabii ki. DOST, Türkiye yayıncılık hafızasında, yayıncılık damarında nasıl bir yer edindi bugüne kadar? Bunu öz eleştirel olarak da ifade edebilirsiniz. Bunu gayet de yayıncılık içerisindeki konumu anlamında da ifade edebilirseniz çok seviniriz. Burada bir öz eleştiri de koyacağım. Deminki laf belki buraya bağlanmalıydı. Şöyle, hani neler yapmak isterdiniz gibi, yapamadığınız şeyler var mı gibi. Yayın evi çok güzel kitaplar bastı, gerçekten öyle. Burada mütevazı değilim, tırnak içinde söylüyorum. Ama şeyde, belli bir sistematik içinde yapamadık bunu. Bizim her zaman biraz da Türklerin de genel karakteri, organizasyon işlerini çok beceremiyoruz. Yani yayın evinin daha sistematik yapması lazımdı bunları. Mesela kültür tarihini çok güzel yaptık, inanılmaz kalite kitaplar, pat diye kestik. Olmaz işte, beslemeniz lazım. Yani bu tür eleştirilerim var. Daha iyi yayıncılık yapabilecekken biraz daha dağınık yaptık. Ama Cevat Çapan Hoca bir ödül töreni vardı Bilgi Üniversitesi'nde. Güzel bir söz söylemişti, benim çok hoşuma giden. Ya dedi, çok iyi işler yapıyorsunuz, tanışıyoruz eşiyle de, sinema yazar o da, Sungu Hanım. Şey dedi, Türkiye'de entelektüel olmanın şeylerinden birisisiniz, yani geçitlerinden birisisiniz. Sizi okumadan entelektüel olmak kolay değil, yani DOST'un kitaplarını. Çok onore etmişti beni, sağ olsun. Bunu başarmak benim için müthiş bir tatmin. Yani. Ama tabii belli fedakarlıklar da istemiyor değil. Ama şey, çok daha iyi şeyler, fakat şu anda Türkiye'nin durumu, inanın, her şeyi kesiyor, her şeyi durduruyor. Yani şu anda ileriye dönelik tek bir plan yapamıyoruz. Yani mesela bir kitap bulduk, artık o kadar etkilendi ki, kızım bana da anlattı okuyup İngilizcesini. İşte iki Macar kardeş, fakat henüz çocuk veya bunu uçağındayken Almanlar onları Auschwitz kampına atıyorlar. Çok uzun yıllar orada kalıyorlar ve bütün oradaki şeylere tanık oluyorlar. Tesadüfen canlı kurtuluyorlar. Ve şey, gerçek anıları. Bunu basacağız şimdi. Bu bastık da çıkacak şu anda piyasaya gibi. Ama ya biz eskiden çok fazla plan yapardık, şimdi yapamıyoruz. Neler olacak bilmiyoruz. Yani şey, işte Timaş Yayınları şey demişti, Türkiye'de şehirleşme başladı bana, patronuyla yemek yemiştik. 7-8 sene önce şey demişti, şehirleşme hızlanacak ki yeni bir takım yerel yönetim yasaları falan çıkmıştı. Tam zincir mağaza açma zamanı Erdal Bey, düşünmüyor musunuz? Dedi. Ben de şey dedim, çok şaşırmıştı. Şimdi ismini unuttum beyefendinin. Biz dedim, küçülmeyi planlamaya başladık dedim. Niye dedi, çok şaşırdı. O tam aksi bir havadaydı. Niye dedi, şey dedim, yani özellikle işte o zaman Suriye olayları falan başlamıştı. Onu ben kişisel olarak politik anlamda yanlış bulurum. O zaman da ona onu söylemiştim zaten ve bu Türkiye'ye engel olacak şekilde dönüşecektir zaman içinde. Çünkü ben Suriye'yi iyi biliyorum, Libya'yı iyi biliyorum. Yani mesela Libya başka, Suriye bambaşka, Irak bambaşka. Biraz iyi bildiğim alanlar, onları izliyorum. Neyse, şey, Türkiye'ye problem haline dönüşecek zaman içinde diye endişeliyiz, küçülmeyi planlamaya başladık dedim. Sonuçta benim dediğim oldu. Yani şimdi küçülüyoruz artık. Bunu söylemek çok üzücü, yani plan yapamıyoruz. Ki biz çok plan yapan bir kuruluştuk. Çoğunu yapamadık, tamam, ama olsun, birçok plan yaparsınız, bazılarını yaparsınız ama olmadı. Bunun dışında da bir şey söyleyemiyorum. Ama şu anda inanın, hemen hemen her alandaki insan da benzeri şeyleri söyleyecektir.
kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Sektör yani hani adına olsun, Türkiye'nin kültürel endişesi adına olsun. Evet, yani umarım bu alanda çalışacak kişiler için nitelikli malzemeler olur. Amacımız da bu zaten. Peki Erdal Bey, çok teşekkür ediyorum. Rica gerçekten ederim. Çok benim için çok keyifli bir görüşmeydi. Memnun edebilmişimdir. Ben konuşurken biraz dağınık konuşurum. Kusuruma bakmayın. Bir estağfurullah, olsun. Şey yapamam. Hafızanızdaki ara sokaklara girmek bile çok keyifliydi bizim için. Ben size teşekkür ediyorum.